Arkadaşlar merhabalar. Bu videomda genel tekrar, geometri genel tekrar videosunun üçüncüsünü çekiyoruz. Evet iki günde bir tekrardı. Kusura bakmayın. Normalde saat sabah 10'da e, yayınlamayı planlıyorum. Hep ama e, bu sefer yine bir yetişemedi. Biliyorsunuz yoğunluklar falan filan ama iki günde bir serisi yine devam ediyor arkadaşlar. İki gün içerisinde mutlaka gelir. Büyük bir aksilik olmazsa. E, bugün de akşam geldi. Kusura bakmayın hatta iftar saatine son bir saat yani son 50 dakikada çekiyorum. İnşallah 50 dakika içerisinde ya da bir saat içerisinde bitiririm videoyu. Ee, sıkıntı yok. Biz yine her zamanki gibi heyecanımızla konuyu anlatacağız arkadaşlar. O konuda herhangi bir sıkıntı yok. Bu videoda ne anlatacağız? Üçgende açı ortayı, üçgende kenar ortayı yani ağırlık merkezini. Bir de arkadaşlar az geldi diye biraz gözüme açı kenarı da bunun içine serpiştirdim arkadaşlar. Yani üç konu birden yine tekrar ediyoruz arkadaşlar. Üçgende açı ortay, kenar ortay ve ne e, açı kenar bağıntılarını tekrar edeceğiz arkadaşlar. Evet bakalım şu neymiş açı ortay. Açı ortay ne arkadaşlar? Açıyı ortalayan doğruya biz açı ortay doğrusu adını veriyoruz. Açı ortay doğrusu üzerinden alınan tabi şekli biraz büyüteyim. Açı ortay doğrusu üzerinden alınan bir noktadan kollara çizilen dikmeler ne oluyordu arkadaşlar? Birbirine eşit oluyordu. Yani sen bunu buradan da alsan kollara çizilen dikmeler eşit. Hatta ayırdıkları yerler de birbirine eşit oluyordu arkadaşlar. Şu parçalar birbirine eşit. Dikmeler eşit. Ayırtılı yerler de birbirine eşittir. Bu yani açı ortaya kola bir dik çizilmişse diğer kola da biz bir dik çizelim diye daha öncesinde de söylemiştik arkadaşlar. Şimdi de hatırlatma anlamında yine söylüyoruz. Geldik şuraya açı ortayla ilgili özelliklere arkadaşlar. Şimdi açı ortayla ilgili üçgende açılarda da bahsetmiştim ama burada yine bahsedeyim isterseniz. Tam detaya girememiştim galiba orada. İki tane iç açı ortay arasında kalan açı x dersem kullanmadığım açı A açısı ya 90 artı A açısı bölü 2 eşit. İki tane dış açı orta arasında olduğu zaman da kullanmadığım açı yine A açısı ya. 90-A açısı bölü 2'ye eşit. Bir iç bir de dış arasında kalan açı olduğu zaman da arkadaşlar sadece ve sadece X-A açısı bölü 2'ye eşit. Bakın hepsinde kullanmadığımız açı var. Birinde 90-A açısı bölü 2. Birinde 90-A açısı bölü 2. Birinde de sadece ve sadece A açısı bölü 2. Yani burası X ise burası nedir arkadaşlar? 2X diyebiliriz. Biz bunları kullanacağız mı? Kullanmasanız da yine şuradaki e, şeyleri açılara daldığınız zaman yani şuraya bir AA deyip buraya bir BB deyip işlem yaptığınızda yine sonuca ulaşırsınız. Bunlar sadece bize pratiklik arkadaşlar. Ben bunu burada asıl yazmamın sebebi şu. Ee, burada arkadaşlar açıortayların burası iç iç açıortayların kesim noktası değil mi arkadaşlar? İç açıortayların kesim noktası. E açıortayların kesim noktasından geçen bir açıortay olmak zorunda. Evet bu bir açıortaydır. Çünkü açıortayların kesim noktasından geçiyor. İşte bu iç açıortay olur. Hocam burası da dış açı ortay. Dış açı ortay, dış açı ortay. E, bir üçüncü dış açı ortay böyle olacak. İşte o yüzden 3 tane üç tane dış açı ortay bir noktada kesmiyor arkadaşlar. Ama ne olacak o zaman? Burası da açı ortayların kesim noktası ya. Bir üçüncü çizgide buradan geçiyorsa yine bu ne olmak zorunda? Açı ortay olmak zorunda ama iki dış bir iç açı ortay bir noktada kesiyor arkadaşlar. Yani bu da bir iç açı ortay olmak zorunda. Unutmayın ya üç tane iç açı ortay bir noktada kesiyor ya da İki dış bir iç açı ortay bir noktada kesiyor arkadaşlar. Bunu sakın ama sakın unutmayın. Ee, bir de şuraya geldik. Burada da bakın ne var? İç açı ortay dış açı ortay. Hocam açı ortayların kesim noktası bir üçüncü çizgide buradan geçiyorsa bu da ne olmak zorunda? Açı ortay. Ama nasıl açı ortay olacak? Bakın hocam şu üçgende bu. Evet şu üçgende görüyorsunuz. Bu üçgende iç açı ortay dış açı ortay. Eee iç dış ya üç tane iç açı ortay bir noktada kesiyordu ya da iki dış bir iç. Yani buradan gelen de açı ortaya olacak deyip de hocam burası da 2x sakın demeyin arkadaşlar. 2x demeyin. Çünkü şu ABC üçgenindeki açı ortaya olması lazım. Bu iç bu dışsa bu da dış açı ortaya olacak. O zaman dış açıyı iki eş parçaya bölecek arkadaşlar. Yani şöyle bir açı ortaylık olmak zorunda arkadaşlar. Buna da dikkat edin. Tamam. Kural size kalmış. İster ezberleyin ister ezberlemeyin. Bu şekilde yapabilirsiniz. Ee, şey kuralı 90 artı ağaç bölü 2'ler size kalmış. Kuralları bilmeseniz de yine kendiniz şeye ulaşabilirsiniz sonuca. Aa, biz yine genelde şunu tavsiye ediyoruz. Şu en azından iç ile dış arasında kalan açı x'e açı ortaya çıkmayan yerin 2x olduğunu bilmenizde fayda var diye söylüyoruz arkadaşlar. Evet açı ortay kolay bir konu. Burada e, ne yazmışız arkadaşlar? İç açı ortay hızlı bir şekilde geçeceğiz zaten. Çok kolaydır, zevklidir. Ya yani çok zor soru da bulamadım yani açıkçası arkadaşlar. E, biliyorsunuz hatırlatma bağında yapıyoruz zaten bu konuyu da sıkıntı yok. E burada ne demiş arkadaşlar? C bölü B, BN bölü NC eşitmiş. BN bölü NC eşitmiş. Biz ne diyoruz arkadaşlar? Şuraya N ve M diyecek olursak. Kollar oranı tabanlar oranı eşittir. Yani C bölü B, N bölü M eşittir. Ya da açı ortayın neresindeki sol tarafındaki oranlamalar sağ tarafındaki oranlamalar eşittir deyip belli bir kat şeklinde yaptığımızda daha önce sizinle söylemiştik arkadaşlar. Ya illa kollar oranı tabanlar oranı olmak zorunda değil. Bu açı ortaysa Sol taraftaki oranlamalar sağ tarafındaki oranlamaya eşit olacak ya da belli bir kat şeklinde gösteriyorduk. Biraz sonra sorularda da göreceksiniz. Dış açı dediğimiz neydi? Arkadaşlar dış açı şöyle dış açı ortayın değdiği yerden başlayıp tekrarlıydı değil mi? Şu bölü tamamı B bölü C'ye eşitti. Buraya hatta M buraya N diyecek olursam N bölü N artı M B bölü C'ye eşit diye söylüyorduk arkadaşlar. Dış açı da bu şekildeydi. Ondan sonra kenar ortay dediğimiz yer neydi arkadaşlar? Yani ortayların kesim noktasına biz ağırlık merkezi diyoruz. Ve ağırlık merkezinde 1'e 2 oran vardı arkadaşlar. A ise 2A. B ise 2B. Bir de burası C ise burası ne oluyordu arkadaşlar? 2C oluyordu. Yalnız burada ağırlık merkezi sadece kenar ortaylarının kesim noktası. Evet ama burada gördüğünüz iki temel bağıntı sağlanırsa, iki temel özellik sağlanırsa yine ağırlık merkezi olur arkadaşlar. Mesela iki temel özellik. Ne demiştik arkadaşlar? İki kenar ortayın kesim noktası. Bak şu kenar ortay bu da kenar ortaysa işte burası ağırlık merkezidir arkadaşlar. Şu kenar ortay bu kenar ortaysa burası ağırlık merkezidir diye söylemiştik. Ya da iki kenar ortayın değil de iki tane 1'e 2 oranında doğru kesiyorsa. Bakın e, çünkü ne bulduk burada kenar ortaylar 1'e 2 oranında kesiyor. İşte bu yapılardan en az ikisi sağlanıyorsa diğerleri de sağlanır ağırlık merkezi olur arkadaşlar. O zaman burada da yine aynı şekilde şöyle iki tane yapı varsa ve 1'e 2 oranında kesiyorsa yalnız 1'e 2'lik kenardan köşeye dikkat edin arkadaşlar. Yani burası A burası 2A ise burası B burası 2B ise yine burası ne olacaktır arkadaşlar? Ağırlık merkezi olacaktır. E, i̇ki şart başka nerede sağlanır hocam? Bir de şöyle. Şöyle de olabilir arkadaşlar. İki şartın sağlandığı yer hem 1'e 2 oranı olacak hem de kenar ortaylık olacak. Orada da olur değil mi? Hatta tek bir doğruda bile gösterebiliriz bunu. Şöyle bir şey geldiği zaman arkadaşlar. Şöyle bir şey geldiği zaman. Hocam hem 1'e iki oran var hem de kenar ortaylık var. İkişer sağlanmışsa ya da farklı doğrularda sağlanmışsa hiç sıkıntı değil. Farklı doğrularda da gösterelim isterseniz şöyle arkadaşlar. Aha, aha da şöyle. Aa hocam hem kenar ortaylık var hem de 2'ye 1 oran var. Şöyle göstereyim. Burası 2K iken burası da K. Yine burası ne olur arkadaşlar? Kesinlikle ama kesinlikle ağırlık merkezi olur diye söylemiştik. Ağırlık merkezinde başka kurallar var mı? Ya var tabi de ya o benzerlikte gösterdikten sonra anlatsak daha iyi olur diye söylemiştik aslında ama düşünmüştüm ama yine de burada göstereyim arkadaşlar. Ağırlık merkezinden paralel çizildiği zaman böyle ağırlık merkezinden paralel çizildiği zaman ya ağırlık merkezi ise paralel çizildiğinde yalnız bakın şunda şu paralelse şunlar birbirine eşit oluyor ve yukarıdan aşağı ikiye bir oran olduğunu söylemiştik çünkü şunu şöyle çizdiğimiz zaman arkadaşlar şöyle çizdiğimiz zaman hocam ağırlık merkezi ikiye 2'ye 1 oran var. 2'ye 1 oran oluyor. Ve şunlar da birbirine eşit oluyor. Hatta burada ağırlık merkezinde şöyle tek bir paralellik çizilmişse arkadaşlar karşımıza çıkarsa sorusunda falan şey yapabiliriz. <laughs> şöyle ağırlık merkezi ise eğer burası e, şu ve şu paralelse burası da x ise burası da nedir demiştik. 3x olarak söylemiştik. İspatı yine şeyden çıkıyor. Buradan çıkıyor arkadaşlar. Birinci gösterdiğim şuradaki temel özellikten çıkıyor. Yani benzerlikten çıkacak. Başka bir de ne varmıştır? Ya 3 1 2 kuralı bilmenize gerek var mı? Vallahi bilseniz de olur, bilmeseniz de olur diye hep söyledik. Hem orta taban hem de şey aynı anda varsa, e, ağırlık merkezi aynı anda varsa 3 1 2 kuralı oluyor diye de söylemiştik arkadaşlar. Yani nasıl olacak 3 1 2 kuralı? Tabii şunlar birbirine eşitse, ağırlık merkezi ise tabii ki bunlar. Şöyle şöyle. Yani burası ne oluyor? 3, burası k, burası da 2k. Yani orta taban şu orta taban çizgisi ya arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şu orta taban çizgisi dikkat edin. Şu orta taban çizgisi orta tabanın sivildiği yerden yukarıdan aşağı 3, 1, 2 kuralı vardır diye söylemiştik. Tamam. Evet açı ortay ve kenar ortay bu arkadaşlar. Şimdi de gelelim şeye. Neye geldik? Üçgende açı kenar muhabbetine şöyle bir tekrar edelim. Arkadaşlar bir üçgende açılarla kenarlar doğru orantılıdır. Yani büyük açı karşısında büyük kenar bulunur. Yani A açısı büyüktür, B açısı büyüktür, C açısı ise A'nın karşısındaki en büyük kenardır arkadaşlar. A'nın karşısındaki A büyüktür. Sonra B'nin karşısı B'den, sonra da C'nin karşısı C'den diye yazabiliyoruz. Açılarla kenarlar doğru orantılı. Sonra üçgen eşitliği var arkadaşlar. Üçgen eşitliği var. Üçgen eşitliği de bir kenar diğer kenarların toplamlarıyla farklar arasındadır. Yani A kenarı B artı C ile B eksi C arasındadır. Tabi B eksi C negatif olamayacağından mutlak değer içine alıyoruz arkadaşlar. Bir de şuradaki açı 90 derece olduğu zaman ne olur? A kare eşittir B kare artı C kare olur değil mi? Ha 90'dan küçükse mesela burası darsa o zaman A kare küçüktür B kare artı C kareyi de kullanacağız. E, geniş olduğunda da hani açılarla kenarlar doğru anlatılıyor ya. E burası da geniş olursa aynı zamanda ha 90 ken A kare e, eşittir B kare artı C kare ise 90'dan büyükse de ne olacak? A kare büyüktür B kare artı C kare olacak. Yani. Tamam mı? Evet o da geniş açı muhabbeti. Dar ve geniş açı. Yani şurası dar ve geniş açı olduğunda ona göre yorum yapmıyor. Yorum da yapıyoruz arkadaşlar. Ve hatta ben size şunu söylüyorum. Ekstra bir bilgi varsa bak üçgen eşitliği sorularında ekstra bir bilgi varsa yani bir yerden bir 90'lık vardır, şu vardır, bu vardır. Yani bu ne alaka dediğiniz yerlerde büyük ihtimalle genişlik ya da darlığı kullandırırlar size arkadaşlar. Dikkat edin lütfen. Geldik şuraya. Arkadaş bunu sakın ama sakın böyle bir şey olarak ezberleme. Tamam Yok böyle bir şey. Ee, böyle bir kitaplar verir. Bak ben de buraya yazmışım. Burada şey olarak verilmiş ama daha önce de söylemiştim. Bilinmesi gereken şeyleri bileceğiz. Bilinmemesi gereken şeyleri bilmemize gerek yok. Üzerine çarpı atacağız arkadaşlar. Temel yapıları bilelim. Biz sonrasında o işleri yapacağız. Mesela burada. Ee, bunun ispatını da yaparız aslında ama gerek de yok. Biraz sonra sorusu vardır büyük ihtimalle. Koy, koydum galiba. Birlikte o soruyu da yaparız arkadaşlar. Hiç böyle bir formüle formüle gerek yok arkadaşlar. Evet geldik şuraya. P noktası üçgen içinde bir nokta olduğunda bunu unutmayın arkadaşlar. Ee, üçgen eşitliğinden dolayı bir kere e, A kenarından şey hani A üçgen eşitliğinden dolayı x artı y'den küçük olmak zorunda değil mi arkadaşlar? x artı y ile x eksi y arasında değil mi mutlak derece? Evet. Üçgen eşitliğinden A küçüktür. x artı y zaten sağlanıyor. E hocam B artı C'den de kesinlikle ama kesinlikle küçük olmak zorunda. Üçgen içindeyse sen buradaki P noktasını nerede alırsan al. Hop şöyle hop şöyle alsan bile bakın B artı C'yi geçebilir mi arkadaşlar? Asla asla geçemez. İşte o yüzden B artı C'den de ne olmak zorunda? Küçük olmak zorunda arkadaşlar. Peki sonra e, yardımcı elemanlarla arasındaki ilişki. Arkadaşlar bir noktadan karşı kenar çizilen en kısa uzaklık yüksekliktir. Sonra açı ortaydır. Sonra kenar ortaydır. Yüksekliğin zaten en kısa olduğunu biliyoruz. Arkadaşlar yüksekliğin en kısa olduğunu biliyoruz zaten. Tabi eşit olduğu durumlar da var. Eşkenar üçgende hepsi birbirine eşit arkadaşlar. E, yüksekliğin en kısası olduğunu biliyoruz. E, kenar ortayda büyük ve harfiyle yazılıyor ya. En büyük de kenar ortay oldu. Arada da açı ortay oldu. Aklınızın bir köşesinde kalabilir arkadaşlar. Sonra e, bir üçgende açılarla kenarla yardımcı elemanlar ters orantılıdır. Hani açılarla kenarlar doğru orantılı demiştik ya. Burada da açılarla yardımcı elemanlar nasıl oluyor arkadaşlar? Ters orantılı oluyor. Ters orantılı. Evet. Ters orantılı. Yani A küçüktür B küçüktür C ise e, A kenarına çizilen yükseklik daha büyüktür. Buraya çizilen yükseklik daha büyüktür. En büyüktür. E, sonraki B'den sonraki C'den. Büyüktür, büyüklük, yani H, A büyüktür. H B büyüktür. H C ya da V A büyüktür V B büyüktür, v, y, C ya da N A büyüktür N B büyüktür N C. Bütün yardımcı elemanlarda bu şekilde bir ters orantı vardır. Aynı şekilde açıyla da ilgili muhabbet verilmiş olsaydı A açısı küçüktür B açısı küçüktür Y açısı demiş olsaydı da yine aynı şekilde Ha A büyüktür H B büyüktür H C'den bahsedebiliriz. Açılarla kenarlar neydi? Doğru orantılıydı. Ee, demek ki açılarla da yardımcı elemanlar neymiş arkadaşlar? Ters orantılıymış. Bunu da unutmayalım. Bir de bu var. <laughs> Ya bu e, aslında çok böyle için içerisine girsek sıkıntı yaşayacağımız bir konu. ÖSYM de bununla alakalı soru sordu ama yalnız e, soru sordu arkadaşlar. Ya direkt kenarları verdi. E, kenarları vermeden çevresiyle ilgili bir iş verildiği zaman kullanabileceğimiz formül aslında bu. Yoksa Fermat noktası dediğimiz bir nokta arkadaşlar burası. Ee, üzerinde durulması gereken çok ince ayrıntılardan bir tanesi aslında bu ve sayfalar dolusu işte yani sayf bir sayfa boyunca da bir işlem de yapabiliriz burada. Ama burada şunu bilmenizi istiyoruz biz sadece ee, bu içeride bir noktalanıp böyle köşeler çizildiği zaman x artı, y artı Z toplamı çevreyle yarı çevre arasında olacak arkadaşlar. Yani çevreye 2O dedik 2O dersek eğer çevreyle yarı çevre arasında olacak diye söyleyebiliriz. Yani burası 2O dediğimiz çevre arkadaşlar. Bu U dediğimizde çevre bölü 2. Sadece bunu bilin arkadaşlar. ÖSYM'de aynen bu soruyu bu şekilde sormuştu. İptal etmek zorunda kaldı. Ee, yanlış hatırlamıyorsam ki orada da kenarları vermiştir. Şu kenarları verdiğinde ya da şu kenarları verdiğinde mi? Ee, şey sağlanmaz. Fermat noktası dediğimiz bir noktadır. Fermat noktası dediğimiz bir noktadır. Orada e, o kenarların e, şuradaki açının 120'den büyük olma durumu, eşit olma durumu ve küçük olma durumuna göre incelemeleri söz konusu arkadaşlar. O yüzden siz sadece bunu bilin yalnız. E, ee, ÖSYM bir daha riske atamaz böyle bir soruyu. Hani atsa, sorsa bile direkt çevre, çevreyle alakalı sorar, soru sorar. Ee, X artı Y artı Z çevreyle yarı çevre arasında olduğunu bilmek lazım arkadaşlar. Tamam Evet geldik şimdi sorulara. Haydi bakalım birinci soruyla başlayalım. 30. soruya kadar 30 küsür soru var galiba. 30 küsür soru var. 30. soruya kadar gidelim. Yalnız ne diyoruz? Lütfen Önce buraya kadar tekrar yaptın. Eyvallah. Tamam. Sıkıntı yok. Kapat videoyu. Al soruları. Kendin çöz bakayım şimdi. Çözemediğin zaman ne yapacaksın? E, boş pdf var. Boş PDF'ten çözeceksin tabi. Oradan indirip. Videonun açıklama kısmında link var arkadaşlar. E, boş pdf'i çıkartıp üzerine çözeceksin. Baktın çözemedin. Çözemediğin sorunun dolu, dolu pdf'inden çözüm pdf'ine bakabilirsin. E, buradan da mı çözemedin? O zaman ne yapacaksın arkadaşım? Yapacağın hamle şu. Videoları e, gerekli olan sorusunu bulup onunla göre de izlersiniz arkadaşlar. Tamam mı? Birinci sorudayız. Arkadaş açı ortay var. Açı ortay kola dik çizmiş. E ne yapacağız? Kola dik çizilmişse diğer kola da biz bir dik çizelim. Ek çizim yöntemlerinden yine biridir arkadaşlar bu. Evet kollar açılan nedir? Birbirine eşit. Hatta ayırdıkları yerler de ne oluyordu arkadaşlar? Birbirine eşit. Yani şu parça 4 ayırmışsa bu parça da 4 ayıracak. Ne kaldı buraya? 5 kaldı. E, hocam burada da açı ortay var. Bakın kollar açısındakiler eşit olmak zorunda. Hatta ayırdıkları yerler burada da eşit olmak zorunda. Yani x buradan kaç çıkacaktır? 5 çıkacaktır. Birinci sorumuzun cevabı 5 çıktı arkadaşlar. Geldik ikinci soruya. Belki tanıdık gelirse. Ne bu? İkiz kenar üçgen. A hocam ikiz kenar tabanda mevcutsa insan olan ne yapar? Tabanına ait yüksekliği çizer. Hadi bakalım insanlar. çizdiniz tabanına ait yüksekliği. Ben buradan niye çizdim? Şuradan tabana ait yüksekliği çizdim. Bak bu doğrusal demiyorum. Böyle kafama göre uzattım falan demiyorum. X kenarı olduğu için buradan bir yükseklik çizdim arkadaşlar. Tabanı kaç parçaya böldü? 8 8. Yani burası kaç oldu? 6 oldu. Peki bizden şimdi ne isteniyor? X uzunluğu. A hocam Pisagor bağıntısını yapacak? burası 15 21. Aa bak bu doğrusal değil. Dikkat edin arkadaşlar. Biz sadece buradan dik çizdik. E ne yapacağız? Açı ortayı kullanmadık. Açı ortayı kullanayım. Bak dikkat edin. Açı ortayda kolay bir dik çizilmişse diğer kola da siz bir dik çizin arkadaşlar. Kollar Kollara çizilen dikmeler birbirine eşit. Yani şu parça ile şu parça birbirine eşit. 8, 7, 15 ise burası da 15 yapacak. E burası 15 ise buraya ne kaldı? 6 kaldı. E artık burada bir Pisagor bağıntısı var arkadaşlar. O Pisagor bağıntısında 6, 6 ise hatta özel bir üçgen. 6 kök 2 değil midir? İkisi kenar dik üçgenden dolayı. İkinci sorumuzun cevabı da böylelikle ne çıktı arkadaşlar? 6 kök 2 çıktı. Geldik üçüncü soruya. Açı ortaylık var. Aa ne var burada arkadaşlar? Bak 45 ve 30 mantığını kullanmamız lazım. Ya 45'in mantığını ya 30'un mantığını kullanmak lazım. Şimdi öncelikle hep bilineni kullanmak gerekiyor ya. O yüzden 45'i yani şuradaki 4 kök 2'yi kullanmak lazım. E ne yapacak? 45'i kullanacak olan insan o ne yapar? Hocam dik çizer. Hop dik çizdik. Ama tepeden dik çizmeye alışkanlığınız gitti herhalde artık değil mi? Baktın buradan çizdin olmadı bir de buradan çizersin değil mi? Hemen çizdin diki. İşi öğrendin çünkü sen. E ne çıktı burada? 45, 45, 90 üçgen çıktı. Evet. 4 kök ise o zaman bunlar 4, 4 oldu. Aa hocam burada kotuzu mantığını da kullanmak istiyorum ben diyebilirsiniz. Ya da hocam bak açı ortay kola dik çizilmiş oldu. Ne yaparız? Diğer kola da biz bir dik çizelim diyebilirsiniz arkadaşlar. Kollara çizilen dikmeler nedir? Birbirine eşittir. 4. A 30'un karşısı 4 ise 90'ın karşısı kaç yapar? 8 yapar. Evet 3. sorumuzun cevabı da böylelikle 8 yaptı arkadaşlar. Geldik 4. soruya. Sırasıyla arkadaşlar açı ortayı böyle sırasıyla İlk önce ne yaptık? Kollara çizilen dikmeler sonra açı ortayların kesim noktası ile alakalı kısımlar. Sonra iç açı ortay ile alakalı kısımlar diye 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 o şekilde gittik. Sıralama önemli. Yani burada güzel bir tekrar yapıyoruz. Aynı zamanda da bir konu anlatımını tekrar yapıyormuşuz gibi arkadaşlar aslında. O yüzden o sıraya koyuyorum. Evet burada ne var? Burada ne verilmiş? Dış açı ortaylar. Bu dış açı ortay, bu dış açı ortay. Arkadaş bu dış açı ortayların kesim noktası. He. Hangi üçgende? Bakın şu üçgende. Bak 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 bak. Şu üçgende... Burası dış açı ortayların kesim noktası. Dış açı ortay, dış açı ortay. E buradan gelenden olmak zorunda açı ortay olmak zorunda. Çünkü açı ortayların kesim noktasından geçen doğruya dikkat edin arkadaşlar her zaman. Yani burası da kaç oldu o zaman arkadaşlar? 25 oldu. Açı orta olmak zorunda. Açı ortayların kesim noktasından. Peki artık şuradaki alfa isteniliyor bizden. Alfayı nasıl bulacağız? Arkadaş şu 35'i kullanalım. Bazıları şöyle yapar. Hocam iç ile dış arasında kalan açı 35 ise e, direkt burası 2 alfa diyebilirsiniz. Hani 35 ise burası 70 diyebilirsiniz. Direkt burada kaçıya 70 diyebilirsiniz arkadaşlar. A hocam alfaysa bak şu iç ile bu dış arasında kalan açı alfa ise burası da 2 alfa olduğundan dolayı şu açıya da ne diyebilirsiniz? 2 alfa diyebilirsiniz. Sonra toplamları 180 diyebilirsiniz. Birinci yol bu diyelim. İkinci yolda hiç oraya girmeyelim. Hocam ne var burada? 25 ile 35 var. 25 artı 35 iki iç açı görünce dayanamam. Ne var burada? 25 ile 35'in toplamı 60 yapar. Değil mi? İkisinin toplamı bir dış açıya eşit. E tamam. 60 ise burası da 60. Eyvallah. E buraya kaç kaldı? 60 kaldı. Tamam. Şimdi 60. Burası kaç arkadaşım? 50 daha 110. Buraya kaç kaldı? 70 kaldı. Hocam 70 ise burası. Bak burası 70 ise Buraya ne kaldı? 110 kaldı. 55 55 kaldı o zaman bunlara da. E 60 35 daha kaç yaptı arkadaşlar? 95 yaptı. Burası da 95 yaptı. İki iç açının toplamı bir dış açı. E 95 burada, 55 burada, alfa burada. 95, 55 ve alfa'nın toplamı ne yapmalı arkadaşlar? Çok çok daha farklı yerlerden de bulabilirsiniz tabii. Benim o şekilde atma geldi. 180 derece yapmalı arkadaşlar. 140 alfa da buradan kaç derece çıktı? Hop. 140 mı oldu? 95 İşlem hatası yaptık burada. 110 60, 35, 95 yaptı burası. 55 ha, 30 çıkıyor ya. Evet burada 95, 55 daha kaç çıktı arkadaşlar? 140. Ha 150 çıktı. O zaman alfayı da buradan kaç bulduk arkadaşlar? 150 ise 30 derece bulduk. Evet. Evet cevabımız 30 çıktı arkadaşlar. Ya da nasıl bulabilirdik? Biz niye oradan yaptıysak? Hocam zaten direkt burada iki tane açı var. Dayanamam. Alfa ile 25'in toplamı direkt 55'e eşit olacak. Direkt 30'u oradan da bulabilirdik değil mi arkadaşlar? Ya da üçgen iç açısından da bulabilirdik. Evet dördüncü soruyu böylelikle ne bulduk arkadaşlar? 30 bulduk yani cevabımız denizli oldu. Geldik beşinci soruya. Hmm. Şöyle bir bilgi var. Evet Gelen ışın yüzeye dik gelen bir doğruya normal denir. Evet, ışın geldiği açıyla yansır. Alpha beta'dır. Işın geldiği açıyla yansır. Normalde biz vurduğu açıyla gider diye söylüyorduk hep. Mesela burası alfa ise burası alfa diyorduk ama bu sefer normal ile. Fizikte de zaten böyle şey yapıyorsunuz herhalde, değil mi? Yanlış bilmiyorsam arkadaşlar ya da benim hatırladığım kadarıyla ee, ışın geldiği zaman normalle yaptığı açısı birbirine yani yansıma açısı. Normalle yaptığı açı tabi yüzey düz yüzey aynı olduğu zaman normalle yaptığı açı aynı oluyordu arkadaşlar. Değil mi? Yani şu vurduğu açıyla normalle yaptığı açı yine aynı oluyor diye söylemiştik. Normal buysa eğer. Tamam mı? Evet yüzeye dik gelen doğruya normal doğrusu denirmiş. Ee, ışın geldiği açıyla yansırmış. Geldiği açıyla yansıdı. Tamam bunda herhangi bir sıkıntı yok. Geldik şuraya. B noktasından yollanan ışın AC ve BC yüzeyinden yansıyor. Evet böyle böyle yansıyor arkadaşlar. Işının takip ettiği yolda tekrar kendisiyle kestiği noktada oluşturduğu dar açı 40 dereceymiş. İki yansımada oluşan normaller arasındaki dar açı kaç derecedir? Bak şimdi. Bunun normali neresi arkadaşım? Böyle vurdu böyle gitti ya. Hop şurası değil mi? Evet hocam. Normali burası. Şöyle gösterdik. Normalle dediğimiz nedir? Bak ışın böyle vurdu döndü. Vurduğu açıyla gitmeyecek miydi arkadaşlar? Bir yansıdığı açı aynı. Normalle yaptığı açı. Biz gerçi şöyle diyorduk. Alfa vurduysa alfa gitti diye söylüyorduk. E zaten vurdu açı ve gitti. Burada da vurdu açı ve gidecek arkadaşlar. Değil mi? Aynı mantık. Peki. Sonra ne oldu arkadaşlar? Burada da yine aynısı. Hop vurdu açıyla gidecek arkadaşım şurada da. Vurdu açıyla. Normalle yaptığı açı aynı olacak arkadaşlar. E tamam yazdık şurayı da. Hocam burası da açı olmak zorunda. Bu da açıyla gitti. Bize normaller arasındaki dar açı isteniyor. Bak sen. Tamam buluruz şimdi. Hocam bu normalde formül vardı. İki tane iç açı orta arasındaki açı. Burası 90 artı şu açı bölü 2. Yani 90 artı 40 bölü 2'den 110 buluruz. 110 sa hocam burası 110 sa dar açısı şurası yapıyor. 70 derece diyebilirsiniz. Cevap 70 derece olur. Ama farz edelim aklımıza gelmedi. Ne yapacağız? O zaman buraya a a diyeceğiz. Buraya b b diyeceğiz. Hadi işlemimizi yapalım. 2 a artı 2 b 40 eşit değil mi? Pardon. 2 a artı 2 b artı 40 eşittir. 180 değil mi arkadaşlar? 2 a artı 2 b eşittir. Kaç çıktı? 140 çıktı. a artı b buradan ne geldi arkadaşlar? 70 geldi. E soruya baktığımız zaman zaten benden e, bakın a ile b yan yana. 2 iç açın toplam bir dış açı. a direkt burası 70 derece. Hocam bu doğrular arasındaki buradaki açı da 110 derece çıkar o zaman. Zaten benden e, bu doğrularla bu doğru yani normaller arasında kalan açı iki tane açı var. 70 ile 110 var. Benden dar açılısını soruyor bize. Tabii ki cevabımız kaç çıkar arkadaşlar? 70 çıkar. Evet kaçıncı soruyu da bu? Güzel bir soru. Beşinci sorunun cevabı böylelikle. Ceyhan oldu arkadaşlar. Geldik 6'ya. Açı ortay sorularına geldik. Bakın arkadaşlar açı ortaya geldik ama eski konuları kullanacağız. Hem açı ortay yükseklik atlarına ne getirdi? Hocam bu bir ikizkenar kenar üçgendir. Ve bu bir kenar ortaydır arkadaşlar. 4 ise burası da nedir? 4'tür. Zaten BE bölü ED isteniyor bizden. BE bölü ED isteniyor. Bitti gitti Allah'ı arkadaşlar. Şuraya baktığımız zaman. a hocam açı ortay var. Açı ortayda kollardaki oran. Koldaki oran 4 bölü kaç arkadaşım? 4 bölü 10. Şunun şunun oranı 4 bölü 10'a eşit olacak. 4 bölü 10'a eşit olacak. Yani 2 bölü kaç yapar o zaman arkadaşlar? 5 yapar. Hatta biz buraya hani ne yapıyorduk? Hocam 4 bölü 10'sa e, 2 bölü 5 yani burası 2K ise buraya 5K yazıyorduk zaten. Bizden de B bölü E de isteniyor. Cevabımız e, 2 bölü 5 çıktı. Geldik bir sonraki soruya. <laughs> Ali Bey uzunluğu 4K hmm. Ali Bey uzunluğu 4K Adana Ceyhan attı 3K Yazalım. Eee ne alakası var bunun? X kaçtı diye soruluyor. Allah Allah. Hocam bu dış açı ortay, bu da dış açı ortay. Bunu nasıl kullanacağız? Arkadaşlar şöyle baktığınız zaman bu üçgenin dış açı ortayı değil mi? Evet. 3 k 4 kyı nasıl kullanacağız? O büyük üçgende. Eyvah eyvah. E arkadaş şuraya bakar mısınız? Şu sarı üçgende bu açı ortay, bu açı ortay. F noktası açı ortayların kesim noktası yaptı değil mi? Bir üçüncü köşeden gelen de oradan geçiyorsa ne olmak zorunda? Açı orta olmak zorunda. Ya 3 tane iç açı ortay bir noktada kesiyordu ya iki dış bir iç bir noktada kesiyordu. Arkadaş bu dış bu dışsa bu da iç olmak zorunda. İç açı ortay olmak zorunda. Şöyle şöyle. A bu açı ortay oldu. Büyüğün de iç açı ortay oldu. Bak sen şu işe. Kollardaki oran 4'e 3 ise yani şeyi yazacaksınız. 4K bölü 3K eşittir 12 bölü X yazacaksınız. Ama siz artık işi öğrendiniz diye tahmin ediyorum arkadaşlar. 4K'daki 12 ise 3 katı. 3 katı direkt 9 yazabilirsiniz cevaba. Zaten buradan da yapsanız cevap 9 çıkar arkadaşlar. 7. soruyu böylelikle ne bulduk arkadaşlar? 9 bulduk. Geldik 8. soruya. He, açı var. Hocam 3'e 4 oran var. Hocam zaten bak burada 3'e 4 oran var. Tamam eyvallah. Tabanda 3'e 4 oran var değil mi? Yazalım o zaman. Hocam burası 3A ise burası nedir? 4A'dır. 3A'ya 4A. Tamam yazdık. E sonra ne yapacağım? Şu açıortaylı da kullanmam lazım benim. Aa hocam bu tarafta şöyle 4'e 3 oran var. Bu tarafta da 4'e 3 oran olur diye yazabiliriz. Ya da bakın direkt buraya 4B'ye buraya 3B ye yazabiliriz arkadaşlar. Ya da ya da ne yapabiliriz? Hocam 4'e 3 oranını yazdık. Bak şu açıortaylı kullandım. Şu açıortaylı kullanamadım. Hiç kolda molda oran moran da yok. Ne yapabilirim? Bu açı ortay, bu açı ortay. Burası açı ortayların kesim noktası oldu değil mi? O zaman bir üçüncü köşeden gelenden olmak zorunda? Açı ortay olmak zorunda. Yani bu da açı ortay oldu arkadaşlar. E, 3'e 4 oran var. Şuradaki üçgende. A, tabanda 3'e 4 oran varsa burada da 3'e 4 oran olmak zorunda arkadaşlar. Burası 3B ise e, burası da ne olacaktır? 4B olacaktır arkadaşlar. Bitti gitti. Olaya bak şimdi. E, 3 artı 3B'yi kaç vermişler? 3A artı 3B'yi 6 vermişler. A artı B buradan kaç yapar? 2 yapar. Çevre ABC isteniyor. Çevreye bak bakayım. 7A artı 7B değil mi? Evet. 7A artı 7B isteniyor. E, artı B 2'ydi zaten. 7 parantezinde A artı B yaptı bu. Burası 2 olduğundan dolayı cevabımız da kaç çıktı arkadaşlar? 14 çıktı. Evet 8. sorunun cevabı böylelikle denizli oldu arkadaşlar. Geldik 9'a. Katlamalar. Olmazsa olmaz. Bir de paralel koymuşum arkadaşlar. Ya bu bir şey olduğu için hani koysam mı koymasam mı benzerlikte koysam daha iyi olur diye düşündüm aslında ama şimdi benzerlik de olsa daha öncesinde benzerliği gördük. Tekrar diyorlar diye düşünüp o yüzden burada bu soruyu da yazmak da istedim. Yani unutabilirim benzerlikte yazarken bu soru tiplemesini arkadaşlar. Güzel bir soru çünkü bu. Evet ABC üçgen biçimindeki bir karton parçasının ABD üçgensel bölgesi AD boyunca katlanmış. Katlama sorularında ne yapıyoruz arkadaşlar? Hemen hop geriye doğru açıyoruz. Bunu sakın ama sakın unutmayın arkadaşlar. E geriye doğru açtın ama geriye doğru açmayla kalmasın. Üst üste binen kenarlar birbirine eşitliği göster. Hocam şu kenarlı şu kenar birbirine eşit. Üst üste binen açıların da birbirine eşitliğini göster. Açıları da şöyle göstereyim isterseniz. Hocam şu açılar birbirine eşit. Hocam şu açıyla da şu açı eşit de. Hocam hatta bu açıyla da bu açı ama karışık yerlerde açılar genelde pek işimize yaramıyor arkadaşlar. Tamam şunlar yeterli galiba. Ne demiş adam bana? BC'yi 32 demiş. Tamam. O çok. Şurası 32 dursun bakalım. Şimdi D bak. Şurada paralellik verilmiş. Bak sen şu işe. Bu paralelliği kullanmak zorundayım arkadaşlar. Ben, ben bu paralelliği nasıl kullanacağım acaba? Aa hocam bu paralelliği şöyle kullanabiliriz. Ancak ve ancak. Şurada bir kelebek var arkadaşlar. Kelebek ile kullanabiliriz. Tam kullanız biraz sonra. Şu oranlamaları yazalım mı? 3 Kenan Bey üstü bir tane Ali Kara'ya eşitmiş. Yani buraya ben K dersem buraya K dersem Ali Kara uzunluğu. Şurası Ali Kara uzunluğu. 3 K mı verilmiş arkadaşlar? Evet. 3 K verilmiş. E madem burası 3 K. Bakın şimdi. Şurası kaç? 4 K mı? Evet. Burası da 4 K oldu. Değil mi arkadaşlar? Üst üste binen kenarlar birbirine eşit. Hocam bak iyi ki üst üste binen açıları göstermişiz. Ne çıktı burada? Bir açı ortaylık var. Açı ortaydaki oran kaça kaç? 4'e 3 koldan kola. 4'e 3 oran var. Yani burası 4 x ise burası ne olacak? 3 x olacak. E hocam mavide de bir kelebek vardı. Kelebekte bir oran moran verilmiş mi? Hiç verilmemiş. Eyvah eyvah. Ne yapacağız? verilmiş ya verilmez olur mu? Şurada 1'e 3 oran diye yazdık ya hocam 1'e 3 oran var koldan kola bakın. O zaman burada da 1'e 3 oran olacak yani burası ne olacak? 9x olacak. Zaten bana 32 vermiş burayı. 9, 6 daha 15x değil mi? 15 x mi? İşlem hatası yapmadım değil mi arkadaşlar? Evet 32. Tam sayı çıkmıyor da o yüzden. Bir daha düşüneyim. Kenan Bey üstü K. Evet Ali Kara 3K. Ali Kara uzunluğu 3K. Tamam. Burası 4K'yken 4K. 4K 3X'e 4X yazdık. Eyvallah. Sonra kelebek 1 1'e 3. 1'e 3 olduğu için arkadaşlar ne olmak zorunda? Soldan sağa 1'e 3. e 3. Yani 9 yoldu. E, 9 7 daha 16X. Abi, 15X diye topladım nedense. 16X eşittir. 32 ise X buradan kaç oldu arkadaşlar? 2 oldu. Ha Berden X. DK uzunluğu isteniyor arkadaşlar. X. Ben şuraya Y deseydim daha iyi olacaktı arkadaşlar. Şuraya Y diyeyim. Neyse olsun sıkıntı yok. 4, 4Y'ye 3Y dedim. O zaman burası ne oldu arkadaşlar? 9Y oldu. O zaman burası 16Y 32 ise Y'yi kaç bulduk? 2. Bizden ne isteniyor? DK isteniyor. DK uzunluğu da 3Y'ye eşit işte arkadaşlar. Yani Y yerine 2 yazdığımız zaman 3 kere 2 kaç yapar arkadaşlar? 6 yapar. Evet kaçıncı soru? 9. sorunun cevabı böylelikle 6 oldu arkadaşlar. Geldik. 10. soruya. Hmm, bir ne var arkadaşlar? Dış açı ortaylık. Evet dış açı ortaylığa bakalım şimdi. Ama öncesinde ne var? Şurada bir iç açı ortaylık var. İç açı ortay dış açı orta aynı şekilde karşımıza geliyor. E kol tabanda 1'e 2 oran var. 1'e 2 oran olacak. Direkt burası 2 diyebiliriz arkadaşlar. Hasan'a kalmış. Hasan'a kalmış derken Hasan değil. Sana kalmış. Evet. Burada e, buraya y diyecek olursam. Hocam y bölü 4 1 bölü e 2 deyip de işlem yapabilirsin. Ya, ya da 1'e 2 oran var. 1'e 2 oran olacak. E, burası 4 ise burası da 2 oldu. Zaten belli. Aşkar. E hocam x deniyor. Bak kırmızı üçgende bir de dış açı var. Dış açı ortayın yerden başlıyorduk arkadaşlar. Değdiği yerden başlıyorduk. Tekrarla. Şu bölü tamamı. Yani x bölü x artı 4 eşittir. 2 bölü 3 değil mi arkadaşım? Evet. İşler dışlar yapalım. İşler dışlar. 3x eşittir. 2x artı 8'den. X de buradan kaç buluruz arkadaşım? 8 buluruz. 10. sorunun cevabı böylelikle 8 çıktı arkadaşlar. Geldik 11. soruya. Hocam 70 ile 40. Çok alakasız bir açı gibi. Değil mi? Ee, hocam bu eşitliği kullanmam lazım. Eşitliği nasıl kullanabiliriz? Belki şu aklınıza gelebilir. Hocam eşitlik gördüğünüzde aklınıza orta taban geliyor. Tamam gelsin. Bakalım şöyle çizdiğimizde güzel bir şey oluşacak mı? Hocam şunlar birbirine eşit oldu. Ee, paralel bunlar. Hmm. İnteresan. Evet. Şöyle paralel çizdim arkadaşlar. Paralelse şunlar paralel. Z'den dolayı burası kaç oldu? 70 oldu. Z'den dolayı burası 70 olduysa 40 70 ise buraya da 70 kaldı arkadaşlar. E burası 6 ise burası da 6. Buraya da 6 kaldı. Burada çözmek istemiyordum ama çıktı valla. Evet bu şekilde de çözülüyor arkadaşlar. He. Demek ki iki açıla olan yerlerde her zaman bu şekilde çıkabilir. Bak sen. Evet. Güzel bir şey daha öğrenmiş olduk arkadaşlar. Evet bu şekilde çıkıyor. Ya da nasıl çıkartırsınız biliyor musunuz? Bak aynı soru tiplemeleri çok değişik şekillerde karşımıza geliyordu. Mesela bir soru daha yazayım ben size. Biz hep nereden çözüyoruz? Farklı yerden çözdük bunları buzağa kadar. Hiç bak e, açıortay ortay mantığını kullanırsan tabi 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 Bak ben bir de şöyle bir soru yazayım arkadaşlar dinle. Ekstra bir şey daha öğreteyim bak e, verilen bilgileri kullanmanın mantığını öğreneceksinizler iyice öğreneceksiniz arkadaşlar. Soruyu çözerken hep verilen bilgileri kullanın diyoruz ya. O yüzden burası çok önemli arkadaşlar. Bak burada da gerçekten güzel bir şey gördük. Şimdi mesela ben buraya ne diyeyim? 80 diyeyim. Buraya da 50 diyeyim. Tamam mı? Atıyorum, ee, burası 2K, burası da K olsun. Tamam mı? Burası 2K, burası da K olsun. Soru yine aynı şekilde olsun. Yani şurası 6 iken şurası x nedir diye sorulsun istersen. Aynı mantıkta bir soru arkadaşlar. E hocam ne yapacağız? Şimdi. Şimdi şimdi şimdi. He. Evet. Yok. Şurası tamam tamam. Şurası 6 iken şurası kaçtır diye sorulsun. Heh, şimdi böyle oldu arkadaşlar. Cevap şeyden de çıkar. Değişik değişik yollardan da çıkar da. Bak şimdi. Biz ne yaptık? Eşitliğin mantığını kullanarak böyle çözdük bu soruyu. Şimdi dikkat edin arkadaşlar. Burada da şuradaki oranlama mantığını kullanarak çözebiliriz. Oran mantığını kullanmak demek benzerlik çekmek demek değil midir arkadaşlar? Evet. Çek benzerliğini. Çek paralelini. Paralelini çektiğin zaman ne geldi? Hop Z'den dolayı. Hocam burası ne oldu? 80 oldu. Bak 50, 80 daha 130. Buraya da ne kaldı? 50 kaldı. Aa hocam 50, 50. 6 ise burası da 6. Sonrasında benzerlik. 6 bölü şu. Yani şunlar paralel ya. 2 bölü 3 eşittir 6 bölü x. 2 bölü 3 eşittir 6 bölü x yaptı. Hem burada oran mantığıyla çözmeye kalkarsan oranı kullanmak demek, benzerlik kullanmak demek. Buradan bir paralel attın, ikizkenar kenar çıktı ve temel orantıdan olayı hallettin. Çünkü güzel bir şey çıktı. Aynı şekilde burada eşitlik mantığını kullanmak demek bu şekilde. Ya da aynı soruları bakın. Şu şekilde de yapabiliriz arkadaşlar. E, hocam 70 ile 40'ın toplamı nedir? 110. 180'e tamamlayanı 70. Ha. 180'e tamamlayanı böyle iki açı yan yana gelince 180'e tamamlayan açısını düşünün arkadaşlar. 180'e tamamlayan açısı güzel bir açıysa mesela 70. Hocam 180'e tamamlayan açısı 70. Bunu uzattım yan yana gelmedi. Şunu uzatsan 180'e tamamlayan da ooo süper oldu 70. Aa ne oldu? Şu üçgende dış açı ortay oldu. Hatırla dış açı ortayı. Dış açı ortay mantığında da şöyle çözülüyor bakın. Şurası A burası A ise A hocam A bölü 2 A eşittir. E, ee, i̇lk ok nereye diyor? 6'ya. 6 bölü 2. ok nereye diyor? X'e. 6 bölü X'e eşittir. Buradan da yine X'i kaç buluruz arkadaşlar? 12 buluruz. Biraz önce de orta taban çizerek de 12 bulmadık mı bulduk? Yani sen hani e, dış açı ortaylık verilmemiş ama dış açı ortaylığı açı mantığında yürüdün. Dış açı ortaydan bulduk sonucu. Hani oradaki verilen bilgiyi İlk başta bunu kullanmak istedim. Bu açıları kullanmak istedim. Bu şekilde buldun. Ya da biraz önce ne yaptın? Eşitliği kullanmak istedin. Eşitlikle soruyu çözdün. Eşitliğin mantığıyla soruyu çözdün. Ya da aynı şekilde bakın bu soruda. Arkadaş ben oranlama mantığını kullanarak çözme soru çözümüne gittiysem. Verilen bilgiyi kullanıyorum sonuçta. Paralel çizdim. A, Z'den dolayı 50 oldu. 50 ise 50 çıktı falan filan. Yine çıktı soru değil mi arkadaşlar? Çıktı. Peki sildik. Yani o zaman nereden çıktı soru arkadaşlar? Ee, benzerlikten çıktı. E arkadaşım şimdi şuraya baktığınız zaman 80 ile 50'nin toplamı kaç? 130. 180'e tamamlayanı kaç derece? Hocam 50. Aha şuraya tamamlarsa ha, burası da 50. Ana şu üçgenlere çıktı. Dış açı ortay. Değdiği yerden başlıyorum. 2 bölü tamamı. 2 bölü 3 eşittir. 2K bölü 3 kalsında eşittir. E, 6 bölü x'e eşit olacak. Biraz önce de o şekilde bulmadık mı arkadaşlar? X'i 9 bulmadık mı? Evet temel orantıyla bulduk. E şimdi nereden bulduk? Açı ortay mantığıyla bulduk. Yani geometride her zaman bulursunuz arkadaşlar. Yeter ki verilenlerin mantığını kullanın arkadaşım. Başka bir sıkıntı yaşamazsınız. Evet 11. soru böylelikle cevabı şurada e, buradakini cevabını 12 bulduk arkadaşlar. Geldik 12. soruya. Aa hocam burada ne var? Hocam burada bir açıortaylık var. Nasıl bir açıortay? İç açıortay. İç açı ortaylığı kullanalım. 3'e 2. Yani kollardaki oran ne olacak? 3k'ya 2k olacak. Hocam aynı zamanda burada da hop dış açı ortay var. Dış açı ortay. Değdiği yerden başlıyoruz. Bu bölü tamamı. X bölü X artı 5 eşittir. İlk kutu nereye değiyor? 2K'ya. İkincisi 3K'ya. 2K bölü 3K olduğundan dolayı işler dışlar yaparız. K'lar nanay olmuştu tabii ki. Ee, 3X eşittir. 2X artı 10'dan. X de buradan ne geldi arkadaşlar? 10 geldi. 12. sorunun cevabı böylelikle 10 çıktı arkadaşlar. Yalnız şöyle bir şey söyleyeyim bakın arkadaşlar e bazen şunu da kullandırabiliyorlar. Burası A A burası B B diyecek olursak 2 artı 2 B 180 ya A artı B ye 90 derece yapıyor arkadaşlar. Yani bazen bunu da kullandırabiliyorlar. Yani buradaki dik üçgenin kenarlarıyla da alakalı bir şeyler verebiliyorlar arkadaşlar. Dikkat edersiniz bunlarda tamam mı? Hmm, geldik buraya. Evet. Şimdi arkadaşlar ne yapacaktınız burada? Haydi bakalım. Soruyu daha farklı bir şekilde tabii ki çözebiliriz yine. Verilenlerin mantığını kullanarak. Ama burada arkadaşlar açı ortay verilmiş. 90, 90 da var burada. Biraz önce de söyledim aslında açı ortaylar. iki tane açı ortay arasında kalan açı 90 derece oluyor ama neyse. Biz açılar yan yana geleceğiz. bak burada ne var? Bu üçgende bir iç açı ortaylık var mı arkadaşlar? Var. Şurada Şuradaki üçgende bir iç açı ortaylığı yazayım arkadaşlar. İzninizle. Böyle göstereyim istersen. <laughs> evet. Hocam burada bir açı ortaylık var. Tamam. Burası 2'ye x oran varsa 2k'ya xk olacak burası. X'in de k katını yazmayı unutmayın arkadaşlar. Sıkıntı olmaz. E hocam başka ne yapacağız? Vallahi yapacak bir şey yok. Şu açılara dalmaktan başka çare yok arkadaşlar. Alfa alfa dedim. Başka? Şuraya ne kaldı arkadaşlar? 90 eksi alfa kaldı. Hmm. İki açı yan yana gelince böyle toplamlarına bakın demiştim biraz önce de arkadaşlar. Şöyle baktığınız zaman 90 artı alfa değil mi? 90 artı alfanın 180 e tamamlayanı 90 eksi alfa değil mi? Aa evet hocam. O zaman ben bunu uzattığımda burası da 90 eksi alfa mı yaptı? Aynen öyle. Yani şurada kaçlar birbirine eşit oldu. Burası da 90 eksi alfa olduğundan dolayı arkadaşlar. Aa hocam sarı üçgenin nesi oldu aynı zamanda bu dış açı ortay oldu. Hmm, dış açı ortayda. şunun tamamını oranı. Yani 3 bölü tamamı 5 artı x eşittir 2k bölü xk arkadaşlar. Sağlarından ay. işler dışlar. Yani 3x eşittir. 10 artı 2x 2x. X de buradan neye eşit oldu? 10'a eşit oldu arkadaşlar. Evet. 13. sorunun cevabı böylelikle 10 çıktı arkadaşlar. Geldik. 14. soruya. Evet. açıortaylardan son 2 sorudayız arkadaşlar. Ee, ABC bir üçgen. Bu açıortay vermiş. Aa ne güzel. Hocam ne var bunda? Süper. 6'ya 4 iç açı ortaylık var. 6'ya 4. 6 bölü 4. 3 bölü 2 değil midir? Hı hı. Burası 3K ise burası 2K'dır diye yazıyoruz arkadaşlar. Sonra başka ne var burada? Başka 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 başka. Ee, şu x isteniyor bizden. Allah Allah başka. X'i bulamıyoruz. Ne yapacağız hocam? E o zaman şöyle yapalım arkadaşlar. Şimdi 60 60 daha kaç? 120. 180 e tamamen açısı 60. Aa 60. İster bunu uzat burada kaç yapmıştı. Işte? İster bunu uzat. Her ikisi de tanıdık oluyor sonuçta. Neyse bunu uzattık. A hocam şu üçgende bu da bir dış açı oldu mu? Oldu. Dış açı ortayı uygulayacağım. Dış açı ortayın değdiği yerden başlıyorduk. Tekrarla. Şu bölü tamam mı? 2K bölü tamam tamamı 5K eşittir. X bölü 6 olmayacak mı arkadaşlar? X de buradan neye eşit oldu? K'larından ay 12 bölü 5'e eşit oldu arkadaşlar. 12 bölü 5. E 12 bölü 5 var Olmam be ya. 14. sorunun cevabı böylelikle Denizli çıktı arkadaşlar. Geldik 15. soruya arkadaşlar. Bir katlama sorusu. Ee, bu sefer dış açı ortayda bir katlama sorusu arkadaşlar. Bakalım. ABC üçgeninde ABC üçgeninde boyalı ABD üçgen e, ABD bölgesi BD boyunca katlandı da. Şu şekilde katlanıyormuş şu şekilde bir üçgen oluşmuş arkadaşlar. Peki katlama sorularında ne yapıyorduk arkadaşlar? Hep klasik. Hop eski haline geri getiriyoruz kardeşim. Geri getir. Getirdik. Evet burada geri getirince ne oldu? Ne oldu? Hocam üstü de binen kenarlar birbirine eşit. Bak burası 5'ti önceden. Şurası 5. Beş. Burası 5 iken burası da 5 olacak. Yani burası kaç oldu? 3 oldu. E ee, üst üste binen açılar birbirine eşit. Hocam şu açıla şu açı. E karışık oldu ya. Bir işime yaramayacak gibi. Hocam şu kenarla şu kenar eşit oldu. Bir uzunluk olarak yok. Bir işime yaramayacak. Hocam şu açılar birbirine eşit. Aha da olay bitti o zaman. Tamam. BK bölük KC isteniyor. Arkadaşlar dikkat ederseniz şimdi. Şuradaki üçgende. Oba. Yanlış üçgeni gösterdim. Şuradaki üçgenin şu dış açı ortay doğrusu değil mi arkadaşlar? Bak iyi ki Allah'tan açıları değiştiğini de gösteriyoruz artık arkadaşlar. E dış açı ortay. Dış açı ortayın yerden başlıyorduk. Hop şu bölü tamamı. Yani BK bölü e, KC değil de tamamı BC'nin ne olması lazım arkadaşlar? E, şu bölü şu yapması lazım. 3 bölü 5. Yani BK uzunluğu 3K iken BC uzunluğu 5K. O zaman buraya 2K kaldı. E o zaman BK dediğimiz 3K oldu. KC dediğimizde 2K oldu arkadaşlar. E o zaman ne olacak arkadaşlar? Cevabımız da 3 bölü 2 Çıkacaktır. Evet. Dolayısıyla 15. soruyu da böylelikle ne bulduk arkadaşlar? 3 bölü 2 bulduk. Ve geldik 16. soruya. Yani ağırlık merkezi sorusu. Sorularına başlıyoruz arkadaşlar. İsterseniz ben burada bir şey yapayım. Ee, video devam edecek arkadaşlar. Yani ben burada videoyu durdurup durdurduğum yerden devam edeceğim. Ee, çünkü şöyle bakıyorum. iftar zamanı geldi. Ezan okunma zamanı geldi arkadaşlar. Ee, o yüzden bir yemek yiyip ondan sonra bir de e, top karna devam edelim isterseniz. Az sonra görüşürüz. Arkadaşlar tekrardan merhabalar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz ve ağırlık merkezi sorularında, kenar ortay sorularında kalmıştık. Haydi bakalım devam. Şimdi burada şuraya baktığımız zaman e, ne var arkadaşlar? ABC bir üçgen, G ABC üçgenin ağırlık merkezi. G, A, B, C üçgenin merkezi ise ağırlık merkezinin kuralını kullanalım arkadaşlar. Ağırlık merkezinden kenar ortay. Geçen kenar ortaydır. Şu eşitleri yazalım. E sonrasında ne var burada arkadaşlar? E ağırlık merkezinde 1'e 2 oran var. Burayı da bir yazalım. E şurada bir dış açı ortay var. Nerede bu dış açı ortay? Şuradaki üçgende arkadaşlar dış açı ortay. dış açı ortay. Dış açı ortayın dediği yerden başladık. Tekrarlı değil mi arkadaşlar? Şunun tamamının oranı neye eşit olacaktır arkadaşlar? Şu bölü şuna eşit olacaktır. Şuraya da X diyelim isterseniz. Evet. Buraya bir a diyecek olursak. A bölü 2A. A bölü 2A eşittir. 3K bölü X'e eşit olacak. 3K bölü X'e eşit olacak. Evet. Dış açı ortayla niye başladıysam ben de anlamadım. Şu iç açı ortayı biz yaptık mı daha öncesinde? Ha iç açı ortayı yaptık. Ha pardon kenar ortaydayız değil mi? Pardon kafa karıştı bir anda. Mola verdik ya. Devam ediyoruz. Dış açı zaten gördük biliyoruz. Devam ettik. Şunun tamamının oranı. Bunun bunun oranı eşit olacak. E burada gitti gitti. 2 3 6K. X eşittir 6K yaptı. Hemen şunu da yazalım. Bizden ne isteniyor? AG. AG uzunluğu 2K bölü Ali Bey uzunluğu. Ali Bey uzunluğu da 6K. Yani kaç yaptı o zaman arkadaşlar? 1 bölü 3'e eşit oldu. Evet 16. sorumuzun cevabı böylelikle Balıkesir yaptı arkadaşlar. Geldik 17. soruya. Ağırlık merkezi. Kenar ortayların kesim noktası. Demiştik ki iki kenar ortayın kesim noktası ya da ikişer sağlanıyorsa ağırlık merkeziydi. Soruda ağırlık merkezi olarak vermek zorunda değil. Dikkat edin. Şu kenar ortay bu da kenar ortay. A hocam büyük üçgenin ağırlık merkezi oldu. F. F. ABC'nin ağırlık merkezi oldu. Ağırlık merkezi oldu. Ağırlık merkezi oldu. E tamam. Madem ağırlık merkezi 12 ise bunun tamamı 6 yapmalı. Allah Allah. Ama x var burada. Şurada küçük parçayı bulmak zorundayım. Verilen her bilgiyi kullanmak zorundayım. Niye acaba bunları eşit verdi? Aa hocam bu da kenar ortay bu da kenar ortay. Bak bak bak. Olaya bak. Şunu şöyle çizince. Hocam şu üçgende bakın dikkat ederseniz. Şu üçgende de L ağırlık merkezi oldu arkadaşlar. Niye L ağırlık merkezi oldu? Kenar ortay kenar ortay. İki kenar ortayın kesim noktası olduğundan dolayı. L de FBC üçgeninin ağırlık merkezi oldu arkadaşlar. Ağırlık merkezi oldu. E o zaman arkadaşlar burası A iken ya da Y diyelim. Y iken burası ne olacak? 2Y. E burası 3Y. E burası 3Y iken F'de ağırlık merkeziydi arkadaşlar büyüğün. Burası 3Y iken burası da 6Y olacak. E 6Y eşittir. 12 ise Y'yi 2 bulduk. Ama bizden x eşittir 2y isteniyor. O da kaç yapar arkadaşlar? 4 yapar. Evet örnek 17'nin cevabını da böylelikle 4 bulduk arkadaşlar. Geldik örnek 18'e. Arkadaşlar 90'lı sorularda ağırlık merkezi varsa hep söylemişimdir. Ne vardır? Büyük ihtimalle muhteşem üçlü vardır. E o zaman muhteşem üçlüyü de kullanacağız. Öncelikle ağırlık merkezi hop bu ağırlık merkezinden geçen kenar ortaydır. E bu ağırlık merkezi ise burası K ise burası 2K'dır. E, 90'dan kenar ortay çizilmiş. Muhteşem 3'ten dolayı burası da eşit olmaz zorunda Yani burası 3K ise burası da 3K burası da 3K oldu. 3K 3K yazdık. Şimdi açı kullanabiliriz. Nerede? Şu üçgende. Bir de açıortaylık var arkadaşlar. 1'e 3 oran var. 1'e e 3 oran varsa A ise burası nedir? 3A'dır. Şimdi EC bölü GE isteniyor zaten bizden. EC uzunluğu 3A. GE uzunluğu da A yaptı. Yani oranladığımız zaman 3 çıktı arkadaşlar. Evet 18. sorunun cevabı böylelikle 3 oldu. Geldik 19. soruya. 90'lı sorular ağırlık merkezi varsa ne vardır? Hocam ağırlık merkezinden hemen 90'dan çizin. Muhteşem üçlü vardır arkadaşlar. Evet çizdik. Eşit eşitken burası da ne olmak zorunda? Eşit olmak zorunda. E hocam ben şunu kullanmak zorundayım. Şu verilen bilgiye. G ağırlık merkezi demiş mi? G ağırlık merkezi demiş mi arkadaşlar? Yok. Dememiş. Başka ne demiş? CD, BE doğru parçası parçalar ABC üçgenin kenar ortalarıdır. He. Bak dikkat edin. CD ve BE kenar ortaylarmış. Arkadaşlar şu da kenar ortay. Bu da kenar ortaymış. Yani şunlar da birbirine eşitmiş. O zaman burası ne oldu? Gerçekten ağırlık merkezi oldu. Ağırlık merkezi olduğundan dolayı bunu çizdik. G diye olduğundan dolayı. Muhteşem şu yazdık. Peki hocam bunları niye vermiş? Ağırlık merkezi bulduk ya. Burası K iken burası 2K olmalı. E o zaman burası da K olduğundan buraya da K oldu. E şimdi 2'yi kullanacağım. 2'ye bakın arkadaşlar. 2'ye baktığımız zaman bak 2'ye yoğunlaşın. İkiye yoğunlaştığınız zaman her şey ortaya çıkar. Bak şuradaki üçgende ne var arkadaşlar? Ekstra eşitlik olduğu zaman da ağırlık merkezinde. Orta tabana dikkat edin lütfen. Ekstra eşitlik var zaten. Şurada bir eşitlik vardı. Burada da bir eşitlik çıktı. Bak şunlar eşit, şunlar eşit. Yan yatık bir orta taban çıkmadı mı arkadaşlar? Yani paralel var burada. Orta tabandan dolayı 2 ise burası kaç oldu? 4. Hocam ağırlık merkeziydi burası. 4 ise burası da 2 oldu. E 6 ise burası da 6, burası da 6. BC uzunluğu da kaç oldu o zaman? 12 eşit oldu. 19. sorunun cevabı da böylelikle 12 çıktı arkadaşlar. Geldik 20. soruya. Evet katlamalı bir soru. Katlama olmazsa olmaz. Ama dediğim gibi katlamadan vazgeçip doğruya göre simetriye de diyebilir ÖSYM arkadaşlar. Aynı şey. Ha bu ABD üçgenin AD'ye göre katlanması desin. Ha bu ABD üçgenin AD'ye göre simetriye desin. Aynı şeylerdir arkadaşlar. İlk önce GABC üçgenin ağırlık merkezi ise Ağırlık merkezi olduğundan dolayı. Burası K ise burası nedir arkadaşlar? 2K ve şu parçayla şu parça birbirine eşittir. Tamam. Sonra GE e uzunluğu. Biz zaten GE'ye ne dedik arkadaşlar? K. EB üstü uzunluğu 2K. Burası da 2K. E arkadaşlar katlamalarda tamam. Şunlar birbirine eşit. Aklımızda bulunsun bu ağırlık merkezinden geçtiği için. Katlamalarda ne diyorduk? Üst üste binen kenarlar birbirine eşit. Yani şu parçayla şu parça birbirine eşit. A Burası kaç K? Hocam burası 2, 4, 5K. Burası da 5K. E bir de şu x ise burası da x olacak. Başka sıkıştıysak bir de aynı e, üst üste binen açılar da birbirine eşit diyorduk. O zaman bu açılar da birbirine eşit olacak. Bak ne çıktı burada. Bu açıların eşitliğini gösterince direkt zaten burada açı karşımıza çıktı arkadaşlar. Haydi açı ortaylığı kullanalım. Açıortayda kollardaki oran 5'e 3. Yani burası 5 nken burası 3n olacak. Yani 3n eşittir 2 ise n'i buradan 2 bölü 3 bulduk. Bizden 5n isteniyor. x 5n olduğundan dolayı 5 çarpı 2 bölü 3'ten. Cevabımız 10 bölü 3 çıkar arkadaşlar. Yani 20. sorunun cevabı da böylelikle 10 bölü 3 oldu arkadaşlar. Tamam. Katlamada neye dikkat ediyoruz? Üst üste kenarlar eşit. Üst üste açılar eşit. Bitti gitti. Evet geldik 21'e. <laughs> Aşağıda verilen üçgende kenarlarda yazılan sayılardan ilki o kenar ortayın uzunluğunu evet kenar ortay uzunluğunu o kenarın uzunluğunu evet BC kenar uzunluğunu veriyor. Mesela bu bu da kenar ortay uzunluğunu veriyor. Ha. Bunu kullanan o zaman arkadaşlar. Ne var burada? Hocam kenar 11'im uzunluğunda. Burası 11'im. Kenar orta uzunluğu. Buradan çizilen kenar orta uzunluğu. Bir kenar ortayı çizdiğimizde de ne olacakmış? 5'miş. E sen bu kenar ortayı çizdin. Arkadaş kenar orta uzunluğu 5'miş. E tamamı 10'sa hocam burası 5 5. A ne çıktı burada? Eşit eşit eşit. Muhteşem bir şu çıktı arkadaşlar. Yani burada açı Kesinlikle ama kesinlikle 90 derece. Peki devam edelim soruya. Bu kenar 8 iken kenar orta uzunluğu x'miş. Kenar orta uzunluğu x. Kenarda 8. Bak şimdi. Ama öncelikle 8, 10. Ne üçgeni? 6, 8, 10 üçgeninden. Burası 6 olduğunu yazmayı unutmayalım. Değil mi arkadaşlar? Çünkü 90'da bulduk artık. Peki bu kenar ortay uzunluğu x. Bu kenar ortay olduğundan 4, 4 diye iki eşit parçaya böldü. Aha da artık burada bir pisagor bağıntısı yapabiliriz arkadaşlar. x'in karesi eşittir. 4'ün karesi artı 6'nın karesi yazdım ama siz kusuruma bakmayın. Ben direkt kafadan yapayım. 2 kök 13 diye yazayım. Niye? 4'ü ben ne yazdım? 2 çarpı 2. 6'yı ne yazdım? 2 çarpı 3. X ne olacak? 2 çarpı kare içinde diğerlerin kareleri toplamı şeklinde yazacağız. Değil mi arkadaşlar? 4 artı 9 şeklinde yazıp bu şekilde yapmaya gerek kalmıyordu. Değil mi arkadaşlar? Kısa yollu yapmak. Evet 21. sorunun cevabı böylelikle 2 kök 13 çıkar arkadaşlar. Geldik 22. soruya. Bir katlama sorusu var yine. ABC üçgeni taralı ABD bölgesi AD boyunca katlandığında B B noktası B üssü noktasına gelmektedir. B ABC üçgenin ağırlık merkezi. Ağırlık merkezini kullanmak zorundayız. E bunun devamı ne olacak? Kenar ortay olacak arkadaşlar. Kenar ortay. E bu kenar ortay. Madem bu ağırlık merkezi burası K iken burası 2K değil mi? Evet. Şimdi katlamada ne yapıyorduk? Üst üste binen kenarlar eşit. Hemen yazalım. 2K ise burası 2K. Hocam şu parçada şu parça eşit. Hocam üst üste binen açılar da birbirine eşit. Hocam daha fazlasını yazmamıza gerek yok. Çünkü şu üçgende ne çıktı arkadaşlar? Açı çıktı. Kollardaki oran kaça kaç? 2 bölü 3. He, burası 2x ise burası ne olacak? 3x olacak. Çünkü 2 bölü 3 oran var. E hocam zaten bununla bu birbirine eşitti. Yani burası da 5x olacak. Çünkü 5x burası da 5x. Artık bizden dc uzunluğu 8x bölü bd uzunluğu 2x isteniyor. O da kaç yapar? 4 yapar. Güzel bir soru. Dikkat edin arkadaşlar. Hoş sorulardan bir tanesi. Örnek 22. Böylelikle ne bulduk arkadaşlar? 4 bulduk. Geldik örnek 23'e. ÖSYM tarafından da sorulmuş bir soru diyebiliriz arkadaşlar. Ne var burada? Hem ağırlık merkezi, G ağırlık merkezi. Hem ağırlık merkezi hem de orta taban olunca ne yapıyorduk arkadaşlar? 3, 1, 2 kuralı şeklinde yazıyorduk. İsterseniz 3, 1, 2 şeklinde yazıp hocam muhteşem 3'den dolayı burası 6K burası da 6K, burası da 6K'dan yapın. Ama ben ee, buradan yapmayacağım arkadaşlar. Ya ben genelde şunu savunuyorum. Arkadaşlar bir kitapta bir özellik varsa kesin sınavda çıkmıştır ve formülü etmişlerdir. Ya bir daha çıkacağı ne malum. Biz o yüzden nereden çıktığını bilsek yeterli olacaktır. Arkadaş şu bizim orta taban çizgisi değil mi? Evet. İspatıyla yapayım yani ben bunu. Madem bu orta taban çizgisi. Bu orta taban çizgisi olduğuna göre. Hocam şurada da şu küçüklerde de orta taban var. Şöyle şöyle. A, şurada bir kelebek benzerliği var değil mi? Kelebekteki oran şu. Şu. Şunları sildim arkadaşlar. E, ee, bu, burada da bir ort taban var. E, öncelikle ort tabana bakalım. Kelebeğe bakmayalım arkadaşlar. Büyükte de ort taban var. Küçükte de. Burası K iken burası nedir? 2K. Hatta burası da 2K. Hatta burası 2K ise burası da ne oldu arkadaşlar? K oldu. Çünkü burada da bir ort taban var. Bize nereye? KG uzunluğunu 8 demiş. Hocam burası 8. Şimdi dikkat edin arkadaşlar. Burada ne var? Bir kelebek var arkadaşlar. Kelebek de koran. 1'e 2. 8 ise burası kaç yapar? 16. Aa hocam 16 ise Burası 24 yapmak zorunda, iki katında 32 yapmak zorunda. E o zaman buraya ne kaldı? 24 kaldı. Çünkü ağırlık merkezinde 1'e 2 oran var. Bak, 3 1 2 kuralı sağlanmış oldu arkadaşlar. Şuraya baktığımız zaman 24 8 daha 32 16 daha 48. O zaman burası da 48, burası da 48 muhteşem üçten dolayı. E 48 ile de 48'in toplamı kaç yapıyor arkadaşlar? 96 yapıyor. Evet. Örnek 23'ün cevabını böylelikle balıkesir bulduk arkadaşlar. Geldik şuraya. Ağırlık merkezi ve iç açı ortayların kesim noktası aynı anda verilmiş arkadaşlar. İşte çemberin iç açı ortayların kesim noktası. E ağırlık merkezi demek ne demek? Ağırlık merkezinden geçen kenar ortaydır. Yani 24 ise burası da nedir arkadaşlar? 24. Peki e, I nedir arkadaşlar? İç açı ortayların kesim noktası demiş. O zaman bu da açı ortay. A dikkat edin. Hem açı ortay hem kenar ortay. Nasıl bir üçgendir arkadaşlar bu? İkiz kenar. Hatta burası da ne olmak zorunda? 90 derece olmak zorunda. E o zaman 24 ve 30'dan dolayı 24'e bakalım arkadaşlar. 24 8'in 3 katı yok 6'nın 4 katı 6'nın 4 katı 6'nın 5 katı o zaman burası da ne olmak zorunda arkadaşlar? CD uzunluğu da 6'nın 3 katına eşit olmak zorunda. 18'e eşit olur arkadaşlar burası. Peki 18 ise ağırlık merkezini kullanalım. Şimdi 1'e 2 oran var ya 3'e böl kısa parçasını bul kısaca. 18'i 3'e böldüğümüz zaman burası 6 olur. Burası 12 olur. Hatta ben buraya x diyeyim. Buraya da ne kalır? 12 eksi x kalır arkadaşlar. Bak ağırlık merkezi tüm parça belliyken 3'e bölüp kısa parçayı bulabiliriz. 6 iken tamamı 12. Ama buraya x dediğim zaman buraya da 12 eksi x kaldı arkadaşlar. Peki benden x isteniyor. Ne yapacağım? Bak ağırlık merkezini kullandım. Hala ağırlık merkezini mi kullanmalıyım acaba? Şuradan ağırlık merkezinden çizsem bir işime yarar mı? Yok. X'i buldurmaz. Başka şuradaki ağırlık merkezinden çizsem bir işime yarar mı? Yok. işime yaramaz. Pisagor'dan burayı bulsak ne olacak? Hiçbir işimize yaramaz. İşteye çemberin merkezini kullanalım. Hocam işteye çemberin merkezi buradan geçen zaten açı ortay. E, aynı şekilde buradan gelen de açı ortay. Bakalım bu işimize yarayacak mı arkadaşlar? Şöyle açı ortay olmak zorunda bu. Aa hocam şu üçgende ne, ne çıktı? Bu üçgende bir iç açı ortaylık var. İç açı ortaylık dediğimiz şu kollardaki oran tabanda da olmayacak mı arkadaşlar? Evet yani 24 bölü 30 koldaki oran 6 artı x bölü 12 eksi x. 6 artı x bölü 12 eksi x'e eşit olmak zorunda. Evet 6'ya böl 4. 6'ya böl 3. İşler dışlar yapalım. Şimdi 18 artı 3 x eşittir. Ee, 18 6 kere 4. 4 kere 12 48 miş burası arkadaşlar. Yok 18 artı 3 x tamam. 4 48 burası 48 olacak. 48 eksi 4 x e eşit olacak. Buradan <laughs> Bunu buraya attık. 7x yaptı. Bunu buraya attık. Kaç yaptı arkadaşlar? 30 yaptı. 7x 30 sa A, G, I uzunluğu. Bir yerde hata yaptık. Nerede hata yaptık arkadaşlar? 6 kere 4, 6 kere 5, 6 kere 3, 18. 3'e ee, e böldük. 6'ya 3. Bu 24'e 30. Bunu kaça böldüm ben? Şey, 6'ya bölsen, 4, 6'ya bölsem burası 5 ya. Allah Allah. Bu niye 3'te yazdım ben bunu? Hayret bir şey. O zaman arkadaşlar sadeleştirmede hata yapmışım. E, 6'ya bölsem 4, 6'ya bölsem 5. 6 kere 5 30 burası. Değil mi? 30 şurası olacak arkadaşlar. 30 artı 5x olacak burası. E, 48 evet burası da 48 eksi 4x oluyor. Tamam. Tekrar söylüyorum. İşler dışları yapıyorum. 30 artı 5x yazdım. 48 eksi 4x oldu arkadaşlar. Bu 9x yaptı o zaman burası. O zaman bu 9x'e 48'den de 30 çıkınca kaç kaldı? 18 kaldı. İkisi de buradan kaç buluruz arkadaşlar? 2 buluruz. Evet kaçıncı sorumuz arkadaşlar bu? 24. sorumuzun cevabı da böylelikle. Balıkesir çıktı. Geldik 25'e. Evet. Neye geldik arkadaşlar? Açı kenar muhabbetine geldik. Açı kenar sorularının tekrarına bakalım arkadaşlar. AB büyüktür AC'ye verilmiş. Arkadaşlar bir kere 80 alfa ise burası da 180'e tamamlayalım. 100 eksi alfa değil midir? Evet. Bir üçgende açılarla kenarlar doğru orantılıdır. AB büyüktür AC ise AB'yi gören açı alfa açısı da büyüktür. AC'yi gören açı yani 100 eksi alfa olmak zorunda. Attık öbür tarafa. 2 alfa büyüktür 100'den. Alfa büyüktür kaç çıkar? 50. Alfanın en küçük değeri soruluyor bize. Alfa 50'den büyük olduğuna göre en küçüğü kaçtır? 51 derecedir arkadaşlar. 25'in sorunun cevabı 51 çıktı. Geldik 26'ya. ÖSYM sormuşluğu var. Arkadaşlar sakın en büyük açının karşısında en büyük kenar bulunur diye söylüyoruz. Ama nerede? Bir üçgende. Farklı üçgenlerde olduğu zaman en büyük açıların hepsini bir yazın. 80-30 daha 110. Buraya ne kaldı? 70 kaldı. Arkadaş en büyük açının karşısındaki bu E deyip cevaba sakın E demeyin. Okla gösterin. Tamam bu üçgende bu. Ama bu üçgendeki 80-30 ve 70'ten en büyüğü bu değil mi? Evet. Oklar en son nereye gösteriyor arkadaşlar? A'yı gösteriyor. 80'in karşısı olmasına rağmen bakın bu üçgende E'den daha büyüğü var diyor bize. Yani ne var o zaman? A var. Ok yardımıyla gösteriyoruz bunu. ÖSYM'de bunu zaten e, bir 5-6 ya da 7 yıl içerisinde sormuş olması lazım arkadaşlar. Dikkat edin lütfen. 26. soruyu böylelikle ak, akçayı bulduk. Geldik 27. soruya. Yukarıda uzunlukları verilen çubuklar uçlarından birleştirilerek bir üçgen oluşturmak isteniyor. <laughs> Bu şekilde oluşturursak bir üçgen oluşmaz zaten arkadaşlar. Niye? Üçgen eşitsizliği sağlanmıyor. Üçgen eşitsizliği çok önemli. Bak kenara yani 3'ü araya al. Diğer kenarların 4 ve 8'in toplamıyla 8 artı 4 12 ile farkları arasında oluyor mu arkadaşlar? Olmuyor. Demek ki bir üçgen oluşmuyor bunlarla ilgili. Peki devam edelim soruda. A çubuğun e, gösterilen uzunluklarla bir üçgen oluşturulamadığı için yalnızca bir çubuğun boyu istenilen ölçüde uzatılacak veya kısaltılacaktır diyor. Buna göre A çubuğunun uzunluğu 1 arttırılırsa. A çubuğunun uzunluğunu 1 arttırırsam. Ne oluyor o zaman kenarlar? 4, 4, 8 oluyor. 4, 4 ve 8 oluyor. 4, 4 ve 8 de 8'i araya alsak toplamlarıyla farklar arasında 4 artı 4 8 4 eksi 4 0 oldu. Evet bunda maalesef olmadı arkadaşlar. Yani A çubuğunun boyunu 1 cm arttırırsam kenarlar 4 4 8 oldu. Üçgen eşitliği sağlanmadı. Dolayısıyla yanlış bir cevap. 2'ye gelelim. B çubuğunun boyu 2 cm artılırsa, B çubuğunun boyunu ben 2 cm arttırırsam. 3, 6 ve 8 olacak kenarlar. O zaman kenarına bakalım. 3, 6 ve 8 olacak. Mesela 8'i araya aldınız. İstediğiniz kenarı araya alabilirsiniz arkadaşlar. Diğer kenarlar 8'i araya aldığınız zaman ne? 3 ve 6. 3 ve 6'nın toplamıyla farklar arasında olacak. Yani 3 ile 8 arasında sağlanıyor mu? Sağlanıyor. Peki C çubuğunun boyu 2 cm kısaltılırsa C çubuğunun boyu 2 cm kısaltılırsa kaç olacak? 6, 3, 4, 6. Kenarlar 3, 4 ve 6 olacak. Hmm. 6'yı araya alsak toplamları ya farklar arasında 4, 3 daha 7, 4, 3 de 1 yaptı. Yine üçgen eşitliği sağlanıyor mu arkadaşlar? Sağlanıyor. Dolayısıyla 27. soru ne olacak? 2 ve 3 olacaktır arkadaşlar. Evet güzel. Dikkat edin arkadaşlar. Bunlar işte bu şekilde bize yorumlayıcı sorular olarak karşımıza gelecektir. Ve üçgen olması için ne olması lazım? Üçgen eşitliğinin sağlanması lazım arkadaşlar. Evet 27. soruyu böylelikle 2 ve 3 bulduk. Geldik 28. soruya. Çekildeki verilenlere göre AC x'in alabileceği tam sayı değerli toplamı kaçta diye soruluyor. Ne yapacağız? Üçgen eşitliği. Hocam bir yukarıda üçgen eşitliği uygulasak x toplamlarıyla farklar arasında 9 artı 5 14. 9 eksi 5 4. Evet x'i bulduk arkadaşlar. Şimdi x'e bir de alttaki üçgende bakalım. x toplamlarıyla farklar arasında ne demek? 13 artı 6 19 13 eksi 6 7 yaptı arkadaşlar. E, ee, hocam bir 4 ile 14 arasında bir de 7 ile 19 arasında. Ne yapacağız? x'in tam aralığını bulmak zorundayız. Bir 4'ten büyük bir 7'den büyük. Arkadaşlar sayı doğrusu düşünseniz ya. Bir 4'ten büyük bir de 7'den büyük. Bir 4'ten büyük doğru bir de 7'den büyük bir doğru. Her ikisini de sağlayan neresidir? 7'dir. Yani Küçüklerde büyük olanını seçeceksiniz. Aralığı daraltacaksınız. 7 küçüktür, x küçüktür. Bir 14'ten küçük, bir 19'dan küçük. Büyüklerde küçük olanı seçeceksiniz. Yani 7 ile 14 arasında olacaktır arkadaşlar bu değerler. E o zaman ne oluyor? 8, 9, 10, 11, 12 ve 13 değerlerin toplamı isteniyor arkadaşlar bizden. Şimdi şu ikisinin toplamı 20. Bu ikisinin toplamı da 20, 40, 50, 63 mi yapıyor? Evet cevabımız 63 yaptı arkadaşlar. Ya da ortanca çarpı terim sayısı da Şeyde diyorduk arkadaşlar ama ortanca yok burada değil mi? Ortanca da 10.5 yapıyor gerçi ama direkt topladık ya sıkıntı yok. Çok büyük olursa o formülleri kullanırız gerçi. Neyse geldik örnek 29'a. Şekildeki üçgen biçimindeki bir bahçenin köşelerine bahçenin zemine dik olacak şekilde birer çubuk dikiliyor. Bu çubuklar yardımıyla yani zemine dik olacak şekilde bir de ip gelmişsek. Yani şu uzunlukla şu uzunluk birbirine eşit. Şu uzunlukla bu uzunluk eşit. Yani şu bahçenin çevresinden bahsediyoruz yani. Bu çubuklar yardımıyla bahçenin etrafının 15 metre uzunluğundaki yeşil renkli bir tel gergin olarak çekiliyor. Evet yeşil renkli bir gel tel gergin olarak çekiliyor. Yani ne demek? Bu üçgenin çevresi 15 demek arkadaşlar. Yani ben bu kenarlara A, B, B ve C diyecek olursam A artı B artı C'nin ne olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Biz 15 olduğunu biliyoruz. Tel parçaları üçgenin kenarlarına paralel olacak şekilde çekilmiştir. Tamam bunu öğrendik zaten sıkıntı yok. Buna göre üçgenin bir kenar uzunluğu metrici cisimden aşağıdakilerden hangisi olamaz diye soruluyor arkadaşlar bize. Hmm. Arkadaşlar peki biz ne yapacağız? Üçgen eşitliği yapacağımız aşikar. A artı B artı C'nin ne olduğunu biliyoruz. 15 olduğunu biliyoruz. Peki bir kenarı araya alalım mesela. B artı C ile B eksi C arasında değil midir mutlak Evet hocam. E burada B artı C var. B artı C'yi yalnız bırakayım. B artı C ne olacaktır? 15 eksi A olacaktır. O zaman B artı C ye yerine 15 eksi A yazayım arkadaşlar şurada. E, o zaman ne geldi? A küçüktür. 15 eksi A mı geldi arkadaşlar? Evet. E bunu attık öbür tarafa. 2A küçüktür 15. A küçüktür 7,5 geldi. A yedi buçuktan küçük değerleri alabilir. 8'i alabilir mi arkadaşlar? Kesin, ama kesinlikle alamaz. Yani örnek 29'un cevabı böylelikle ne çıktı arkadaşlar? Edremit çıktı. Geldik örnek 30'a. Evet. Sarı çubuktan bir tane, mavi çubuktan beş tane alınarak aşağıdaki gibi bir üçgen oluştuğu, oluşturuluyor. Sarı çubuğun boyu 8 santimetreden küçüktür. Bak, dinle, iyi dinle beni. 7. 8 santimetreden küçüktür. 7 dedik buraya değil mi? Bir i̇yi dinle. Mavi çubukları KK diyelim. Burası da K yaptı. Burası da K yaptı. Burası da K yaptı. Yani şurası 3K yaptı. Çok dikkatli dinle beni hem de. Sonuna kadar dinle. 3K, 2K. Dersek eğer. Yani, X'in alabileceği en büyük değer. 3K'nın alabileceği en büyük değer nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Tamam. Üçgen eşitliği yapacağız. 7'yi araya alacağız. 7'yi araya al bakayım. Toplamlarıyla farkları arasında. 3K artı K ile 2K ile 3K eksi 2K. mutlak değeri yazmama gerek yok. K küçüktür 7. O da küçüktür 5K geldi. Evet. Şimdi buradan ne geldi? K küçüktür 7'yi bulduk. Tamam. Zaten en büyüğü soruluyor. Bu bize yeter de olsun. Bir de buradan 7 küçüktür 5K var arkadaşlar. E 7 küçüktür 5K ise o zaman 7 bölü 5 küçüktür K yaptı. Aralığı 7 bölü 5 olarak bulduk arkadaşlar. Heh. Şimdi ikisini alabileceği 3K'nın alabileceği en büyük değer soruluyor ya. Birinci hata şu. Hocam K yerine 6 yazarım. Yazdık. E 3K soruluyor bize. 18 dediniz. Cevap yanlış. Hocam çünkü niye? 3K'nın en büyük değeri isteniyor. Evet. 3K'nın en büyük değeri isteniyorsa 3K'yı elde edeceksiniz. 3 ile çarp. Bilmem ne. Küçüktür 3K. O da küçüktür. E, 21 dediniz. Şu değeri yazdınız. Ve cevap kaç çıktı arkadaşlar? 20 çıktı. Bu da yanlış. Cevabı sen ne buldun? 20 buldun. Hocam niye yanlış ya? Ya arkadaşım. Bak. Soru da sana kenarlar falan filan tam sayı diyor mu arkadaşlar burada? Yok. Sadece sarı çubuğun boyu 8 cm'den küçük demiş. Niye 7 yazdım buraya? 7.99999999 olamaz mı? Ya olur değil mi? O yüzden bu hataları lütfen ama lütfen yapmayın arkadaşlar. Tam sayı değer yazmayın arkadaşlar. Özellikle ben sınır noktası yazıyorum. E, tam sayı demediği sürece arkadaşlar... Sarı çubuk 8'den küçük değil mi? 8'den küçük diye göster sadece. 7.9999999 sağlanıyor mesela. Burası ne? 2K. Burası ne? 3K. Evet. Şimdi 8'den küçük bir değer. Bakın 8'den küçük bir değer. Dursun. Toplamlarıyla farklar arasında 3K artı 2K. Yani 5K ile K arasında olacak. Buradan ne geldi? K küçüktür 8'den küçük bir değer. Hmm. K küçüktür 8'den küçük bir değerse K'ya yine 7 deme. Bak bu en büyük değer lazım ya. Bana üst sınırı buldum ben zaten. Diğeri fazlasına gerek yok arkadaşlar. Hani 8 bölü 5 falan yazmama gerek yok. Çünkü en büyük değeri isteniyor. K küçüktür. 8'den büyük bir değer. Yine bu tavsiye de yazma. Yine sen K yerine 7 yazdığında. Bak K yerine 7 yazdığında. 3 kere 7 21 bulursun. 21 değeri de yanlış olacak arkadaşlar. 21 değeri de yanlış olacak. Bak 20 değeri yanlış oldu. 21 değeri de yanlış. Niye? Çünkü K 8'inden küçük bir değer. 8'den küçük bir değerden daha küçük. Yani 7.9999'dan küçük olacak. Yani 7.99998 gibi olabilir arkadaşlar. Ama bizden ne isteniyor? 3K isteniyor. O zaman bizden ne isteniyorsa onu elde edin. Ya da e, sınır noktasını yazın yine. 3 kere 8 24. 24'ten bir küçüğü 28 diyebilirsiniz. Ya da yaz. 3 ile çarp. 3K küçüktür. 24'ten küçük bir değer yapmak zorunda. O zaman 3K'nın değeri de kaç olur arkadaşlar? 23 olmak zorunda. Gördüğünüz üzere ne 20 çıktı ne 21 çıktı arkadaşlar. O yüzden Tam sayı değer demediği sürece soruda tam sayı değer yazmayın arkadaşlar tamam buna dikkat edin lütfen evet güzel bir soruydu 30. soru çok Tonga'ya düşen sorular arkadaşlar biz bizi, ee, bizi bunlar bunlara dikkat etmek lazım lütfen siz de dikkatli olun bu sorularda geldik buraya x'in alabileceği en büyük değer hocam x üçgen esidi o zaman burada bir üçgen oluşturayım hop şöyle hmm. Hocam üçgen oluşturduk. Peki burası ne olacak? Buranın en büyük değerini bulayım ki buranın en büyük değerini bulayım. Y ne olacak arkadaşlar? Toplamlarıyla farklar arasında. Şuradaki üçgende. Yani 2 ile 18 arasında. Ne yazdın Y ye yerine? 17 yazdın. Döverim seni. Ne 17'si? Var mı öyle bir şey? Yok. Niye? De, BD tam sayı diye bir şart var mı? BD uzunluğu zaten elimizde yok. BD'ye sen ne yazacaksın? 18'den küçük değer yazacaksın. Sınır noktası yazacaksın. 18'den küçük diyeceksin. Ha şimdi artık buradaki x'e ait bir üçgen esniliğini uygulayalım. İkisinin toplamı 24'ten küçük olacak arkadaşlar. Ee, üst sınır zaten, alt sınır zaten önemli değil. E, 24'ten küçük. Değerimiz nedir arkadaşlar? Tabii ki 23. Gördüğünüz üzere arkadaşlar. Sınır noktası yazmak ne kadar önemli arkadaşlar. Görüyorsunuz. Tamam mı? Evet. Ya da kısaca hocam 18'den küçük, 18 yazdınız, 24'ten küçük, direkt kafadan da yapabilirsiniz gerçek Evet, 31. Sorunun cevabı böylelikle 23 çıktı arkadaşlar. Dikkat edin. <laughs> Geldik şuraya. ABC üçgenin kenar uzunlukları santimetre cinsinden oluşturduğu küme bak ikiz kenar üçgenin santimetre cinsinden oluşturduğu küme ABC üçgenimiz bir şöyle olabilir arkadaşlar. ABC üçgenimiz 4 ve 8 bir ya 4 4 8 olacak ya da ABC üçgenimiz ne olacak arkadaşlar? 8 8 4 olacak arkadaşlar. Çünkü 4 ve 8'den oluşuyor. Tamam çevrelerin en küçük değeri hocam en küçük çevresi olması için ben bu üçgeni seçerim diyebilirsiniz. Ama dikkat edin bu üçgeni ben seçemem. Niye? Çünkü üçgen eşsizliği sağlanmıyor arkadaşlar burada. Çünkü 8 araya aldığınız zaman toplamlarıyla farklar arasında mı? Hayır. O yüzden bu üçgen değil. Elimde sadece bu üçgeni seçebilirim ben burada. Peki öbür üçgene bakalım arkadaşlar. 6 ve 7. 6 ve 7'lik üçgen DEF üçgeni. DEF üçgeni. Bir daha seçeyim DEF üçgenini. DEF üçgeni. 6 6 7 olabilir ya da 7 7 6 olabilir. Arkadaşlar en küçüğü için hangisini seçmem lazım? Şunu seçmem lazım. Çünkü 6 6 7 çevresi daha küçüktür. Üçgen eşitliği sağlanıyor mu? 7'yi araya alsak 7 toplamlarıyla farklar arasında sağlandı. O zaman seçeceğimiz üçgenler hangileri? Biri bu, biri de bu arkadaşlar. Yani çevreleri toplamı, çevrelerinin en küçük değeri 8 8 16 4 daha 20. Bununki 20. 6 6 12 7 daha 19. Bununki de 19 arkadaşlar. Yani 20 ile 19'un toplamı isteniyor. Cevap kaç yapacak? 39 yapacak. Tazanlar direkt hemen şunu yaptınız değil mi arkadaşlar? Ah sizi gidiler sizi. Dikkat dikkat. Dikkatli olmanız gereken bir konu. Geldik buraya. Konu anlatımında da konu özetinde de söylemiştim. Bunun bir formülü vardı ama formüle gerek yok. Hocam YY yazalım değil. Eşitlik gördüğünde aklına ne, ne geliyor senin? Orta taban geliyor hocam dediğini duyar gibiyim. Ya o zaman orta tabanı çiz. Eşitliğin olduğu yere kalemini koydun. Ya böyle ya böyle. Fark etmez. Şöyle çizelim. Orta taban çizgisini çizince şunlar birbirine paralel. 6 ise burası kaç yaptı? 3 yaptı. Hocam bunlar da 4 4. Al sana üçgen. Üçgen eşsizliği. X toplamları ile farkları arasında. 4 eksi 3 ile 4 artı 3 arasında. 1 küçüktür x küçüktür 7 yapar. Yani e, tam sayı değerleri toplamı isteniliyor bizden. 2, 3, 4, 5 ve 6 toplamı isteniliyor. Topladığımız zaman da kaç yaptı arkadaşlar? 20 yaptı. 33. sorunun cevabı da böylelikle 20 oldu. Ve geldik 34. soruya. Genişlik ve darlık. Genişlik ve darlık dediğimiz nedir arkadaşlar? Bir kere <laughs> şimdi 90'dan küçük diyorsa 90'mış gibi düşün. Özel kenarlar varsa hatta arkadaşlar. Var. E, 3 ve 4 ise 90 olsaydı 3, 4, 5 olacaktı. Ama alfa 90'dan büyük. Yani burası geniş açıymış. O zaman yorumumuz ne olacak? 90 olsaydı 5 olacaktı. 90'dan büyük olduğu için ne olmak zorunda arkadaşlar? 5'ten büyük olmak zorunda. Zaten bize x artı y'nin en az diye soruyor. 5'ten büyükse x 5'ten büyükse x ve y tam sayı mı diyor bize? Tam sayı diyor. O zaman x yerine biz en az kaç yazabiliriz arkadaşlar? 6 yazabiliriz. Peki burada da ne yapacağız arkadaşlar? Burada da bu beta açısı da ne demiş bize? Beta açısı da büyük 90 demiş. Beta açısı da geniş açı demiş arkadaşlar. Aa burada da tanıdık var. 6 8 90'mış gibi düşün. 6 8 10 olur burası arkadaşlar. E burası 10 olur. 90 olsaydı ama 90'dan büyük olduğu için ondan büyük olmak zorunda. O zaman y değeri de kaç değerini alır? 11 değerini alır. Biz normalde ne yapıyoruz? X'in karesi büyüktür. Bakın şurada X'in karesi geniş olduğunda büyüktür. 3'ün karesi artı 4'ün karesi diyoruz sadece. 3'ün karesi artı 4'ün karesi diyoruz. Ama böyle kenarlar varsa özel kenarlar varsa dik üçgenden Pisagor bağıntısından daha rahat bir şekilde çıkartabiliyoruz. O zaman 6 ve 11'in toplamı isteniyor bizden. Cevabımız kaç yapar arkadaşlar? 17 yapar. Evet 34. sorumuzun cevabı 17 oldu. Geldik 35. soruya. Ekstralar varsa genişlik ve darlığa dikkat edin arkadaşlar. Yoksa niye dış açı versin burada? Hocam direkt üçgen esliği yaparım olay biter dersiniz burada değil mi? Hocam üçgen esliği yaptık. İşte 8 artı 6 14 ile 2 arasında. Ya o kadar kolay mı? Niye açıortaylığı verdi? Arkadaş açı verdi. Çünkü buradaki açı 90 eksi a açısı bölü 2 değil miydi? Ya yani burada açı Kesinlikle dar açı. Hocam dar açı olduğundan 90'mış gibi düşün. 6, 8, 10 olurdu. Ama 90'dan küçük olduğu için 10'dan küçük olmak zorunda. Evet. 2 ile 14 arasındayı bulduk arkadaşlar. 1. Bir de x ne olmak zorunda? 10'dan küçük olmak zorunda. 2. Bir de size vereceğim bir tavsiye de şu. Bir üçgenin bir iç açı ortayındaki açılar kesinlikle ama kesinlikle iç açı ortayındaki ya da dış açı ortayındaki açılar kesinlikle ama kesinlikle dar açıdır veya genç açıdır. Veya dar açıdır arkadaşlar. Kesinlikle. İç e, iç açı ortayları ya da dış açı ortayları. Niye? Zaten bak burası dış açı ortay ya. Burası 180'den küçük. Çünkü tamamı 180. E burası 180'den küçükse bu açıda kesinlikle 90'dan küçüktür. Yani burası da dardır. Burası da dardır. Yani bu üçgende diğer darlıkları da kullanmamız lazım. E, buradaki darlığa bakacak olursak zaten 6'nın karesi küçüktür. 8'in karesi artı x'in karesi değil mi? Bak 6'nın karesi küçüktür. 8 ve x'in kareleri toplama. Zaten 6'nın karesi 8'in karesinden küçük. Bu şart sağlanıyor. Bunu incelememize gerek yok. Ee, öbürüne bakalım arkadaşlar. Bir de 8'in karesi küçüktür. Ee, diğerlerinin kareleri toplamı. 6'nın karesi artı x'in karesi diyecek olursak. 64'ten 36 çıkar. 8, 28 buçuk. Evet 28 küçüktür. X kare geldi. Ee, buradan da 28 küçüktür. X kare ise 5 yazsak sağlanıyor mu? 28 küçüktür. 25 sağlanmıyor. 6 yazsak sağlanıyor mu? Sağlanıyor. 6 ve 6'dan büyük değerler bir de x büyük eşittir 6 olacak arkadaşlar. Bu değerli de bulduk arkadaşım. Ama. O zaman arkadaşlar ne çıkacak burada? 2 ile 14 arasında 10'dan küçük 6'dan büyük eşit. O zaman x'in asıl aralığı ne çıktı? 10 ile 6 arasında çıktı arkadaşlar. Değerlerin toplamı isteniyor. 6, 7, 8 ve 9. Altta eşit var arkadaşlar. 8, 7, 15, 9, 6, 15 toplamı kaç yapar arkadaşlar? 30 yapar. İlginç bir soru. Zor bir soru. Herkesin yanlış yaptığı bir soru. Dikkat edin arkadaşlar. Açı ortaklıkları olduğu zaman da darlığı dikkat edin arkadaşlar. Üçgen eşitsizliği sorularında. Tamam mı? Evet. Böylelikle 35'te hallettik. Geldik 36'ya. <laughs> arkadaşlar şu hatayı yapıyoruz. Eskiden ben kendi yaptığım hataları gösteriyorum. Ha, sıkıntı yok. ABC üçgenin çevresinin en küçük tam sayı değeri. Hocam bu üçgen eşitliğinden x'i araya alırım. x'i araya aldığımızda ne olur? x toplamlarıyla farkları arasında. 6 x 4 ile 6 artı 4 arasında. Yani 2 küçüktür. X küçüktür. 10 yaptı. Tamam. Bunun yerine o zaman ben 3 alırım. Ha, çok güzel. E burası 3 ise şu, şuraya bir X buraya da bir Y derim. Sonra pardon AB diyeyim. Şuraya bir A buraya bir B derim. Tamam. Zaten birinci hata bu. Ve 3 yazmak birinci hata. İkinci hata da şuraya bir AB yazdığın zaman 3 A artı B'den küçük değil midir? Evet. Çevrede A artı B artı 3 değil midir? Evet. Bunun yerine de bir 4 yazarız. Toplamı da kaç yapar? 7 yapar diyebiliriz. En az. İşte hata. 7 değil arkadaşlar. Bir kere zaten bunun çevresi ondan büyük olmak zorunda. Niye? Üçgen içinde bir nokta alınmışsa eğer şu ikisinin toplamı ne oluyordu arkadaşlar? Bak bunları siliyoruz. Bunları siliyoruz. Sakın ama sakın. Sakın ama sakın. Sakın ama sakın. Şu toplamı ne olursa olsun buraya bile gelse ne oluyordu arkadaşlar? Şundan büyük oluyordu. Yani şu ikisinin toplamı AC artı BC'den büyük oluyordu. Büyük oluyordu. Tamam Dikkat edin arkadaşlar. Tamam. Şuraya x dedik. Bunda bir sıkıntı yok. Eyvallah. Ee, bir de biz ne dedik arkadaşlar? x 6 artı 4 o da küçüktür. Yani üç, üçgen eşitliğinden şu geldi zaten. 6, 6 artı 4'ten küçük geldi arkadaşlar. Bir de AC artı BC de AC artı BC de ne olmak zorunda? AC artı BC de ondan küçük olmak zorunda değil mi arkadaşlar? Yani 10 küçüktür AC artı BC olmak zorunda değil mi? Çünkü bu ikisinin toplamı AC artı BC'den küçük olmak zorunda diye zaten özetle de söylemiştik. Üçgen içinde ise bu evet o şekilde arkadaşlar. Tamam. O zaman ne diyeceğiz? X'in en küçük değeri nedir diyeceksiniz arkadaşlar. Hocam 2 ile 10 arasında ya. E, 3 desek. Hayır. Bak x'e bir tam sayı diyor mu? Kenarlar bir tam sayı diyor mu bize? Demiyor. Üçgen içinde bir nokta. Üçgenin çevresinin en küçük değeri soruluyor bize. O zaman ben x yerine ne yazacağım arkadaşlar? 2'den büyük diye düşüneceğim. Yani x yerine en az ne olacak? Ne olmak zorunda arkadaşlar? 2'den büyük. Peki hocam ac artı bc yerine ne yazacağım? Bak ondan büyük bu da. Hocam bu ikisi de ondan büyük. Şu ikisi de ikisinin toplamı ondan büyük. A Burası 2'den büyük. Şu ikisinin toplamı da ondan büyük. Toplam 12'den büyük mü olmak zorunda arkadaşlar çevre? O zaman en azı kaç yapar? 13 yapar arkadaşlar. Böylelikle 36. soruyu da bu şekilde bulduk arkadaşlar. Dikkat edin. Sakın ama sakın. Yapılan hatayı söyleyeyim bak tekrar. Hocam 2'den büyük. Buraya 3 yazıyorsun. Hocam yanlış. 3 yazıyorsun. Burası da ondan büyük. Şu ikisine 11 yazıyorsunuz. Yanlış. Toplamı kaç yaptı? E toplamı 14 yaptı mesela en az değeri. Hata hata. Burada ne oldu? Buna dikkat etmeniz lazım arkadaşlar. Görüyorsunuz arkadaşlar. Yani burada tam sayı edemediği sürece sınır noktasını yazmanız her zaman daha sağlıklıdır ve daha mantıklıdır arkadaşlar. Burası 2'den büyük. Burası da 10'dan büyük şeklinde yazacaksınız arkadaşlar. 2'den büyük. Şu ikisinin toplamı da 10'dan büyük olacak. Yani toplamı çevresi ne yaptı arkadaşlar? Topladığın zaman 2'den büyük sayıyla 10'dan büyük sayının toplamı 12'den büyük yaptı. 12'den büyük sayı ve bunun en küçüğü nedir arkadaşım? 13'tür. Ve böylelikle arkadaşlar şeyi bitirdik. Neyi bitirdik? Bu konu anlatımı özeti bitirdik. Ne yaptık biz burada şimdi arkadaşlar? Şöyle bir bakalım isterseniz. Şöyle bir baktığımız zaman açı ortayı hallettik. Kenar ortayı hallettik. Değil mi? Evet. Açı ortayı hallettik. Kenar ortayı hallettik. Bir de açı kenar muhabbetini hallettik arkadaşlar. Görüyorsunuz. Evet. Videoların böyle uzun olmasına bakmayın arkadaşlar. Ben kendimi yoruyorum sadece. Sadece özet yapıp testi size bırakabilirim. Ama ben işi garantiye alıyorum. Test şeklinde yapıyorum. Buradaki amaç ne? Özeti dinle. Testi kendin çöz. Bu şekilde olması lazım. Bu şekilde daha çok faydalanabilirsiniz. Tamam mı? Bu dediğimi de unutmayın arkadaşlar. Evet. Gençler böylelikle e, geometri tekrarlarından üçüncüsünü de hallettik. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.